Coin hiç kolay adım da. Coin parada. Merhaba sevgili dostlar. TV 100 ekranlarında bir kayıt dışında daha birlikteyiz. Bu hafta konuklarımız araştırmacı yazarlar Hakan Yılmaz Çebi ve Ömer Faruk İspir ile birlikte yine gizemli konuları masaya yatıracağız efendim. Etiketimiz işin sırrı. Bu hafta neler mi konuşacağız? Konularımız neler? Kadim bilgilere göre ahit sandığı ne zaman bulunacak ve nerede bulunacak? 21. yüzyıl bir Türk çağına mı işaret ediyor? Üst akıl 3. Dünya Savaşı'nı ne zaman, nerede çıkartmaya çalışıyor? Osmanlı'da alimlerin ve bilim adamlarının zamanda yolculuk ve sırlar dolu çalışmaları var mıdır? Varsa bunları masaya yatıracağız efendim. Selçuklu ve Osmanlılar'da dünya dışı varlıklar ve UFO gözlemleri yapıldı mı? Bu karşılaşmalarla ilgili belgeler var mı? Bunları konuşacağız efendim. Hırkayı Saadet'in sırları, sıra dışı şifrelerini konuşacağız ve Sultan 3. Murat'ın rüya defteri var efendim. Bu rüya defterini yorumlattı ve Şeyh Süca Dede'ye yorumlattığı zaman bu rüyalarında neleri öngördü, masaya yatıracağız. Şimdi efendim tekrar hatırlatalım etiketimizi. İşin sırrı. Twitter'dan yazarsanız çok sevinirim. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl Ertan gidiyor? Abi. Şükürler Ramazan. Olsun. Ramazan-ı Şerif'i yaşamaya çalışıyoruz. Yaşatmaya çalışıyoruz. Ne mutlu bize. Evet, yine kitapları yeni kapaklarıyla birlikte koydun. Yani yeni çıkanlar da oldu. Sevgili evet. Okurlarımızın en son dedikleri küresel virüs operasyonu çıktı ve yenileri hazırlanıyor. Evet. Yayıncı Maçıran Altı yayın evine de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize yıllardır şunu söylediler. Kitaplarını bir yerde topla. Doğru olmuş. Sağ olsunlar. Tabii. Böyle efendim şey. Bu arada iki kitap geçen hafta tanıtmadığım için bana bu hafta muhakkak kitap tanıtınız. İlahi Komedya. Atan İru'nun Kozmik Şakacı kitabı ve Tiran Toynbee'nin kayıp kitabını Doktor Yalçın Koçak kalem aldı. Bununla ilgili de ön bir yazım var. Bunu da inşallah beğenerek okursunuz. Bu haftaki önereceğim kitaplarda bunlar olsun. Ömer sen de hoş geldin. Hoş bulduk kıymetli hocam, hoş bulduk. İkinci defa kayıt dışındasın. İkinci defa kayıt dışında olmak bir onur. Ne güzel. Bu tür konuların konuşulduğu yerlerin zirvesi çünkü. İyi, Allah razı olsun. Şimdi nasıl gidiyor? Sen de iyisin inşallah. Hamdolsun çok şükür. Kıymetli okuyucularımızın ve takipçilerimizin, gönüldaşlarımızın duasıyla iyiyiz hamdolsun. Herkesin de Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. İnşallah. Şimdi ya Hakan senle başlayalım istersen. Bu ahit sandığı bana çok soru geliyor. Evet. Ahit sandığı bulunacak mı? Bulunacaksa nerede? Sen çünkü Kutsal Tabut diye kitap yazdın. Evet. Onu da göster istersen. Ekran bir görsün. Yani şimdi bu tabii ilk baskıları 2006 evet. yılında yapıldı. O günden bu yana da pek çok yayın evinden baskıları yapıldı. Şimdi yenisi çıkıyor. İnşallah bunu niye canlı tutuyoruz? İşte az evvel Türk çağı mı olacak? Ya da işte 3. Dünya Savaşı'na mı hazırlanıyoruz? Bunun ahit sandığıyla ne ilgisi var? Tabii. Yani çünkü biz yıllardır okültizm, ezoterizmle ilgili yetiştirildik. İşte rahmetli abimiz de ortak abimizdi. Aytunç abiyle de yıllardır baş başa özel görüşmelerimizde de bu konulara girdik. Yani fizik istihbaratla metafizik istihbaratı yıllarca birleştirerek analiz yaptık. O yüzden sevildik ve naçizane de yıllarca metafizik istihbaratı son yıllarda bir marka haline getirip de parapsikolojinin, metapsişiğin, işte Osmanlı'daki müneccimliğin konuşulmalarına da vesile olduk. Çünkü ondan önce pek çok yazar, ki Arif abi de bunlardan bir tane, Arif Aslan, şunu söylüyorlardı. Ya Hakan gelene kadar pek çok konuya gireceğiz ama bize deli meczup diyecekler diye çekiniyorduk. Çıktı diyor, programlarını yaptı, konuyu analiz etti. Ondan sonra diyor, legal illegal
her türlü konuşmaya başladık. Tabii senin de çok büyük katkın var. Çünkü bu iki cepheyi bir arada getirebilen, analiz eden çok az adam vardır. Anlayan da çoktur. Naçizane burada tatlı bir sistemim mi olacak? Yani biraz daha seni tebrik için. Kitapları veriyoruz, bırakıyoruz programlardan sonra. Allah aşkına ya, biraz kitaplardan okuyun da soru hazırlayın, bir şey yapın. Yani ne, bakıyorsunuz ki veriyorsunuz, hocam bu hafta ne konuşacağız? Hocam bir ne hafta yapacağız? Sen arıyorsun, konu belirli, şunu konuşalım diye. Ne konuşuyoruz? Ya ben bu kitabı sana ne diye verdim? Şunlardan 30 tane, 100 tane soru hazırlarsın. Ama ondan sonra diyorsunlar ki niye programlara katılmıyorsun? Neyine katılacaksın yani hocam, ne konuşacağız? Kuru fasulyeyle şeyi... Ama hocamızın programı bambaşka tabii. Yani şimdi burada... Farkı anlatıyorsunuz değil mi? Bunu anlatmak lazım ki. Evet. Yani hakikaten diğerleri de kendine bir şekilde düzen versinler. Hep şov tarzı haberlerle gidilmiş. Şimdi gidilmesin. Ama şöyle bakalım. Yani diğer arkadaşlar eninde sonunda bu yani moderatörlük yapıyorlar. Yani biz de yaptık. Hani işin bilgisiyle bu işi yapmak biraz farklı oluyor. Belki ondan. Onlar da... görevlerini hani icra etmeye çalışıyorlar. Seviye yükseltmek ama lazım. İşte bu yükseltmek bunu, lazım. Biz bu programları yaptıkça bunlar daha da yükselecek. Tamam, şimdi inşallah. Niye bu kadar önemli Ahit Sandığı? Şimdi sevgili Ersan abi, sen de biliyorsun uzun yıllarda yaptık. Senin de araştırmaların var. Ben yıllardır da dikkat çekmeye şunu çalıştım. Çünkü bu Ahit Sandığı Bakara Suresi 248'de de geçtiğinden dolayı diğer dinler için de çok önemli, ama en çok buna ehemmiyeti İsrailoğulları vermiş. Tamam, yani bizlerde de geçmiş, Mehdi'nin bir alameti farikası olarak geçmiş, ama hani bunların bir kısmını dediler ki bu İsrailat mı acaba buradaki hadislerde geçen Mehdi'nin alametiyle ilgili veya o fiten kitaplarında yazılanlar Mehdi'nin alametiyle ilgili ne kadar doğru? Geçenlerde beni Suudi Arabistan'dan birisi aradı, bağlantılı. Dedi ki biliyorsun dedi, Vehhabi ve Selefi akımlar dedi bu Mehdiyet olaylarına dedi ya da bir takım hadis olaylarına neredeyse %90'ına 80'ine şerh koyuyorlar. Fakat 400'e yakın bu Mehdiyetle ilgili dedi hadisin 4 tanesine itiraz edememişler dedi. Şimdi diyeceksin ki 400'de 4 ne alaka, ama dedi 4 tanesine bile itiraz edememişler. Yani o kadar sahih demişler. Neticede alameti farikalardan bir tanesi de onun yanında bu tabutun, yani Talut kıssasında olduğu gibi Musa'dan sonra İsrailoğullarında komutanlık kimin elinde olacaksa onun alameti farikası, ilahi kut diyorum ben ona. Çünkü Türklerde de bir kut alameti vardır. Eğer sizde diğer liderlerin dışında diğer liderlerden öte bir takım ilahi kutlar yoksa, bu yüzük olabilir, asa olabilir, bir kurt tarafından yönlendirilmeniz olabilir. Yani mucizevi bir şey geçirmiyorsanız o lider yüzyılın lideri değildir. Haliyle gelecek olan liderin de ilahi olup olmasına karar verebilmek için bir takım semavi işaretlerinin olması lazım. Alametlerinin olması lazım. Şimdi tabii buna İsrailoğulları daha çok ehemmiyet vermesinin sebebi haklı olarak peygamberlerinden dolayı. Çünkü onların peygamberinin zamanında bu geliyor ve bu alametin olduğu peygamberi de ilahi semavi olarak kabul ediyorlar. Bu daha sonra Talut'a geçiyor. Talut da ama olmasına şimdi rağmen burada şunu eklememiz lazım. Evet. Onların peygamberi derken aslında tabii hepimizin peygamberi. Peygamberi. Ama evet. Kavim olarak evet. Onlara geldiğini kastediyorum. Tamamlattığınız iyi oldu. Çünkü çok güzel bir söz vardır ya, tam cümle yani evet, demek istemiyorum. Evet. Çocuğa söylenir gibisinden. Tabii. Ahmak demek istemiyorum. Evet. Kaba bir tabir bence. Evet. Çocuğa söz, ama bizi çocuk da izliyor. Tabii. Aile tam söylemek lazım. Neticede tabutun alameti farikasından dolayı 3000 yıla yakın, 2500-3000 yılın kayıp olduğu söyleniyor. İşte o yıllardan bu yana Türkiye'de de dünyada da bir araştırmalar var. Özellikle İsrailoğulları biliyorsunuz Salomon Mabedi'nin son parçaları, işte yıkılan son parçaları dediğin yerin altında inanıyorlar. Ve bu yıllardır da bu kitapta o zaman çok aktifti. 2006 yılında biz tünellerin resmini koymuştuk. Ama çok ilginç, yeni baskılarında bu tünellerin resmini kimse koymadı. Evet. Yani orada da bu tabut arıyorlardı. Bir ikincisi Mescid-i Aksa'yı çökerteceklerdi. İkincisi diyorlardı ki tabut burada çıkacak ve haliyle biz dünyaya şunu ilan edeceğiz. Bakın ilahi kitaplarınızda, sizin ilahi kitaplarınızda bile kutsal tabut, emanetler, ki karbon testleri de yapılacak bunlardan, bizden çıktı. Neticede biz İsrailoğulları olarak, bugün Siyonistler dahil olmak üzere, biz Allah'ın yeryüzündeki kavmiyiz. Yani o Talmud'la, işte tapınak kanunlarıyla huruf hale getirildiği, doğumaların yazıldığı bir yapı, bir huruf din değiliz şeklinde. Fakat bulamadılar. Yıllarca aradılar bunu.
Biz hatta bir ara gündeme televizyonlarda geçenlerde de söylemiştik. Nemrut Dağı'nı gündeme getirdik. Nemrut Dağı'nda bir takım işaretlerin olduğunu ve oraya höyüğün altına bir türlü giremediklerini. Hatta bunun zamanında o kafaların kopma yani mevzusunu... Şunu mu izah ediyorsun? Bu işin yani tabutun olduğu yerlerden yani olasılık olarak evet. önemli yerlerden bir tanesi Nemrut'un aslında o kümülüsün kendi içinde mi diyorsun? Yani kümülüs evet. olduğu işte Salomon Mabedi'nin içinde olduğu Ayasofya'da bir yerlerde bir dumara gömüldüğü dikkatlerden rikkatlerden kaçıldığı işte çeşitli rivayetler var. Gezdirildiği işte ne olur oradaki iki melek zaten hani tabutun üzerinde de iki melek figürünün de bunun gezdirildiği şeklindedir. Ama İsrailoğullarında bu seçkin yani içlerinde en şerata Tevrat'ın şeriatına bağlı oldukları için Leviler tarafından korunuyor zamanında. Hatta bugünkü inançlardan bir tanesinde de o vardır. Hala bu tabutun İsrail'in en Tevrat'a bağlı, şeriata bağlı Leviler kabilesi tarafından korunduğu şeklinde. Ama en güçlü rivayetlerden birisi de tabii şudur. Melekler tarafından korunduğu. Evet bunun her bizim kutsal emanetlerde de olduğu gibi bunun yeryüzünde şeyleri vardır. Emanetçi aileleri vardır. O aileler işte sevgili kardeşim Hırka-i Şerif'e girecek. Evet. Bu tarz şeylerde de kutsal emanetçiler vardır. Ama onları destekleyen mutlaka hadimler. Kutsal tabut nerede? Melekler var. Kutsal tabut tabii ki yani şimdi, çalışmalarımızda analizlerimizde evet. getirdiğimiz geldiğimiz yerler var ama tabii bu da bu bilgi onlarda kamuoyundan paylaşacak bilgi değil. Çünkü İsrailoğulları da sizi takip ediyor. Araştırmalarınızı onlar takip ediyorlar. Onlar da yapıyor diye baktım. Tabii ki onlar da yapıyorlar. Neticede siz bildiğiniz size. Ben emanetin henüz şöyle söyleyeyim. Ama şunu analiz açısından çok önemli. Şer'i açıdan yani bizim dinimiz açısından şer'i açıdan kutsal tabut bağlayıcı değil. Kutsal tabut şer'i açıdan bizi bağlayıcı değil. Bizi bağlayıcı kutsal tabut bu. Her zaman söylerim, benzetme yaparım. Şu kalp, şu ilim, şu ahlak olacak. Ha, İsrailoğulları gibi eğer eşyaya yani Hazreti Süleyman'ın yüzüğüne, yüzüğü takacağım dünya lideri olacağım. Hazreti Yusuf'un gömleğine, gömleği giyeceğim, yanmayacağım. İşte Hazreti Salih'in devesine, işte o devrede bir sürü kerametler var. Veya işte nedir o? Kutsal tabut. Bizim böyle bir eşya perestliğimiz evet. yok. Netice itibariyle bulunursa, çıkarılırsa diye şöyle bir korku var. Yıllar evvel biz bu programı yaptığımızda... Yani şimdi şöyle bir şey var ama. Evet. Şimdi kutsal tabutu sekine, yani içinde çok değerli şeyler barındırıyor. Evet. Ve kendiyle ilgili de... alametleri var. Alametleri şimdi, var. Hani yüzük bizim için çok önemli değil. Şeklen çünkü baktığın evet. için önemli değil. Ama tabutun yüzükle, resmini isterseniz verebiliriz. Şöyle, onun emri de verebiliriz. He, üçüncü resmi atalım. Sonradan da dördü de verebiliriz. Evet. Yani üç ve dördü şey yapalım. Şunu söylemek istiyorum. Önemli. Şimdi tabut elinde sonunda içindekilerle değerli. Evet. İkinci yüzük de yapmış olduğu işlevlerle önemli. Çok güzel. Yani dolayısıyla çok doğru. hani bunların olmasa da olur dediğimiz zaman bir başkasının eline geçmesi, rakibin eline geçmesi müthiş. Büyük bir problem. Çok güzel evet. bir analiz. Yani böyle bir emanet varsa sahip evet. çıkılacak. Yoksa ekrana geldi. Yani isterseniz evet, hocam tam burada bize, ben de bir şey söyleyebilir evet, miyim? Lütfen. Şimdi kıymetli hocamızın bıraktığı yerden lütfen. Şimdi kıymetli hocamız dedi ki yani bu ahit sandığı acaba bulundu mu, bulunmadı mı, vakti mi var? Ben şöyle inanıyorum. Ahit sandığının aslında yerini bilenler biliyor. Fakat vakti gelmediği için bendenizce ortaya çıkmadı. Evet. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Celveti erenlerinden Mustafa Haşim Baba Celveti diyor ki Ankai Maşrık isimli kitabında 2026 2033 sularında arasında evet. Mehdi'nin teşrif etmesi yakındır. Mehdi bu geldiği zamanda diyor. Evet. Tabut-ı Sekine ortaya ortaya çıkacağını söylüyor ve diyor ki karşı tarafın Armagedon dediği evet. küreselcilerin Armagedon dediği bizim Melhame-i Kübra dediğimiz savaşın evet. 2026-2033 arasında yaşanacağını ve kutsal sandığında bu aralıkta bulunacağını söylüyor. Bir de bununla ilgili benim kendi nacizane bir görüşüm var. Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi malumunuz Yavuz Sultan Selim Kudüs, Mekke, Medine, Mısır buraları aldı ve kutsal emanetleri İstanbul'a getirdi, has odaya koydu. Deniliyor ki
ahit sandığının içerisinde Musa Aleyhisselam'ın asası var. Hazreti Yusuf'un sarığı var. E şimdi buradan bir çıkarım yapalım. Yani şimdi, sandıktan alındı, teşrif edildi, diğerleri duruyor. Diğerleri duruyor ve muhtemelen belki ahit sandığı Topkapı Sarayı'nda olabilir. Bu sadece bir görüş. Bir de bir şey söyleyeyim. Enderunlu İlyas Ağa var 2. Mahmut zamanında. O diyor ki bizi diyor Hasoda'da yaklaştırmadıkları bir altından bir taht içinde bir altın sandık vardı diyor. Evet. Onun diyor malumatını kimse ne olduğunu yaklaştırmadıkları söylemezdi. Yaklaştırmadıkları dediği anda yani şimdi sadece görüyormuş yani. Bazı problemler var. O da şu. İşte Yavuz Sultan Selim tarafından getirilen kutsal emanetlerin acaba gelenler ne kadar tabuttaki malzemeler bilmiyoruz. İşte söylenenler. Rivayet ediyoruz. Yani. Söylenenler, anlatılanlar evet. İkincisi son söylediğine bir ekleme yapmamız lazım. Şurada tabutun yanına şey yaklaşma şansımız veyahut da hani bizi yanına yaklaştırmıyorlardı dediğin evet. anda eğer ki onun bir şekilde ritüellerini bilmeden yaklaştığın zaman zaten bahsedilen bütün yani bahsettiğimiz iki semavi dinden evet. bahsedelim. Eski Ahit ve Kur'an'da geçen yani konulardan bahsederek evet. gidelim. Bir şekilde muhakkak ve muhakkak yanına yaklaşan insanlar bak ne dedi? Kohenler ve Leviler dedi. Bak çok önemli iki tane aileden bahsetti. Evet. Emanet eğer hikaye, yani bu işin nasıl çalışılacağını, nasıl kaldırılacağını, nasıl yerleştirileceğini, nereye nasıl götürüleceğini tabii. bilmiyorsan sorun olur. Ama işte bu ilmin ben Osmanlı'da var olduğuna inanıyorum. Bilmekle sahip olmak ayrı şey mi? Ben yalnızca hani böyle derler ya farklı fikir tabii. olarak önünüze tabii. koyuyorum. Şurada evet Hakan. Çok güzel bir bam teli açtın abi. Dediğin gibi yani şimdi tabuta o kadar çok yüklüyorlar ki neticede bunun ölçüleri belli. Tabii. Kitapta da verdik. Şimdi her peygamberden neredeyse nüve koyuyorlar oraya. O oluyor çeyiz sandığı. Adeta yani. İşte Hazreti Yusuf'un sarığı var diyorlar. Evet. Hazreti Musa'nın asası var diyorlar ağırlıklı, ve başka da şeyler tabutu, sayıyorlar. Bak, evet. Tabutu ağırlıklı bağlayan iki şey var. Bak tabutta ağırlıklı inceleme yaptığımızda iki şey var. Bir tanesi sekine diyor Cenab-ı Allah. Orada bir sükun vardır. Orada bir füzyon olayı var. Bu enerjiyi çekiyor, yönlendiriyor. Kudreti ilahi diyelim. Yedi kudretten. İkincisi de nedir o? On emir. Ağırlıklı olarak tablete baktığım zaman, şeye baktığınız zaman tabutta bu iki şey yetiyor size. Zaten tabutu sekinizdeki huzur-u sükun yani nedir o? O sekine başlı başına bir kudret. Tabii. Hocam oraya enerji dediniz ya yüksek müsaadelerinizle enerji sahibiydi bu tabut dediniz ya. Şöyle bir iddia var kıymetli hocam. Deniyor ki aslında Firavun Musa Aleyhisselam'ı ve peşindeki müminleri yani Firavun Musa Aleyhisselam ve peşindeki müminleri takip etmeyecekti. Gitmeyecekti peşinden. Fakat gitme sebebi bu ahit sandığını beraber götürdükleri için ve piramitlerin elektrik enerjisini de bu ahit sandığı sağladığı için onun peşine düştü. Aslında Musa Aleyhisselam ve müminler onun umurunda değildi. Ahit sandığını ellerinden almak istiyordu ki Firavun piramitlerin enerjisini verip Mısır'a yeniden elektrik verebilsin. Böyle bir iddia var. O biraz yani, İsrail hikayesi. Evet. Çünkü piramitlerin kendi enerjisi var. Gerçekten kendi enerjisi var. Çünkü piramitleri Hazreti İdris yapıyor. Büyük tufan gelmeden evvel Cenab-ı Allah Hazreti İdris'i uyarıyor. DRS kökünden bir geliyor biliyorsunuz. Ders, müderris. Diyor ki yeryüzüne bir takım deliller bırak. Hani ayette delil demek ya. Evet. O yüzden de piramitler Hazreti İdris zamanında yapıyorlar. İşte ondan sonra Osiris, Horis, Moris, Meri hikayeleştiriyorlar. Rivayetlere, naçizane ben hani halk bilimci olduğum için bir şey olayın nasıl masallaştırıldığını, nasıl rivayetlerde efsaneye, mitolojiye hak alınıp nerelere getirildiğini çok iyi zaten biliyorum. İdris Aleyhisselam Mısır'da biliniyor. Tot deniyor kendisine. Ağzınıza ya. Ağzınıza sağlık. Evet. Kitaplarda gizlenen dünya tarihi kitaplarını da yaydık. Hatta Allah razı olsun bu bilgiler gizli bilgiler. 90'lı yıllarda bize servis edildi. Altyapımız böyle kuruldu. Bize vahiy gelmiyor yani. Neticede biz de bu vatanın memleketin evladıyız, halk bilimciyiz. Onları aldık, analiz yaptık. Neticede şu mübarek tabutu ha çok da güzel kardeşim bir isabetli bir şey söyledi. Hani ulemanın ledun ilmiyle, hızri ilmiyle, edep ilmiyle, gizli ilimlerle diyelim, edebiyle. Bazıları evet. sapıtıyor ya gaybı niye şöyle? Gaybla uğraşmıyoruz biz. Fütürizm diye bir ilim var. Gelecekle ilgili bir ilim var. Edep dairesinde edep dairesinde 2026 yılı zaten Fecr-i Sadık yılları diye ilmi ledunla uğraşan alimlerimiz böyle bir işaret verirler. Allah izniyle siz gayret ederseniz özellikle Türk milleti hani büyük Türkiye'ye de gireceğiz. Sizin böyle diyor bir şeyiniz yıldızınızın parladığı dönem görüyor.
Hala bu tarz emanetler inşallah hani rivayet mi gerçek mi şeklinde bu emanetler Allah kısmet ederse varsa gerçekten varsa da bu İslam aleminin içerisinden çıkacak. Hatta şunu bunu çok ciddi alanlar oldu zamanında. Başıma gelen olayı biliyorum ben. Biz böyle bir program yaptığımızda yaptık. Bitti. Şimdi dedim ki ilahiyatçılar diyecekler ki lan nereden çıkardınız şimdi yıllardır tabutu sekine kutsal tabut diye bir şey bilinmiyor. Çıkarttınız ne olacak? Papa iki gün sonra açıklama yaptı. Vatikan'dan Papa vallahi iki gün sonra açıklama yaptı. Biz program yapıyoruz. Küçük bir televizyonda ama dünya çapında ilgileniyor. İki gün sonra dedik ki kutsal tabutu biz bulacağız. Eski Habeşistan'dan Etiyopya'dan çıkacak. Onu okudum ben o haberi. Evet ondan sonra bir süre sonra biz işte birazcık bilgi bilim veriler getirenlerle birlikte höyüye dikkat çektik. Yıllardır bu höyüye niye girilemiyor? Bu heykellerin kafası niye koptu? Bunlar Antikyus kralları değil. Hakikaten bunlar bir takım peygamberlerin suretine benziyor. Acaba oradaki heykeller keşke Nemrut'u getirseydik. Acaba oradaki heykeller Nemrut'tan bahsettiğini de söyleyelim evet, de. Evet ve burada diyoruz yanlış olmaz. Harun şu heykel Harun'u, şu heykel Musa'yı, şu heykel Davut'u ve bu da komutanın elinden aldığı edepsizliğini yapmayayım. Kur'an uyardı onu beğendin kadını diye orada bir şey var. O kadın mı şeklinde de bir şeyler söyledi. Hatta Şemail peygamber kitaplarında da işte Musa'nın bir dilinde etmeni olduğunu, konuşurken biraz peltek konuştuğu için Harun'dan yardım istediğini, Harun'un alnında olduğunu şeklinde böyle şeyler vardı. Hocam size bir vardı. Katkı yapayım bir de bir şey sorayım. Siz demin 2026 tarihine de atıfta bulundunuz ya hani 2026 İnşallah. Diyorlar dediniz. İnşallah. Hani bendeniz de az önce onu söyledim. Bir de karşı taraf küreselciler diyelim artık onlara ya da küresel monarşi diyelim. Onlar da diyorlar ki bir kıyamet denklemi var diyorlar bu tarihte. Evet. 1960 yılında Science dergisinde yazılmış. Dünyanın sonu mi? Geliyor diyorlar evet. 2026'da. O, öyle mi? Evet. Ya Science dergisinde kıyamet denklemi 1960'ta yazılmış. Kozmik istihbarat ters çalışıyor bazen yani. O kaç tarafta çalışıyor işte? 2012'de de biz hatırlıyoruz beraber programda yaptığımızda o televizyonlara biliyorsunuz. 2012'de olacaktı. Şirince'nin mevzuna biliyorsunuz. Tabii takvimleri de şöyle atıfta bulunalım. Yani Gregorian takvimine göre konuşuyoruz. Evet. Acaba hangi takvime göre konuşmamız lazım? Orada. O da bir soru işareti. Zaten tarih her kafamızda zaman kalsın o. Zaten bu çağ içinde hani bu tarihler arasında verdiğimiz çağlarında bir enigma, muamma çağ olduğunu, pek çok hakikatin yanlış bilineceğini, yanlış bilinenin de doğru çıkacağı şeklinde de böyle bilgiler var. Neticede tabuta gelirsek inşallah bu İslam aleminin o dediğimiz yükselme yılları diye sevgili Ömer Bey kardeşimin de çok güzel söyledi. 2026 sonrası inkişaf yılları olursa bizim de işte Büyük Türkiye, liderlik yapacak Türkiye dediğimiz ki konu gelince ben anlatacağım. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Geleceğe yön verenler kitabında da işte kitabın yazarı şimdi soruyu hızlı şey yapalım. Bir, tabut sence nerede? Tabutu Sekine nerede? Ya inşallah. Ahit sandığı diyelim. Evet. Çünkü her peygamberin bir ahdi vardır. Yani Nuh peygamber ahdi belliydi. Onun işareti gök kuşağının kendisidir. İşte bir şekilde Süleyman peygamberin ahdi bellidir. Onun da kendisi Musa'nın ahdi bellidir. Hepsinin bir ahdi var ve bununla birlikte bu ahitlerle birlikte onların da sembolleri var. Evet. Bu sembol Musa için çok önemli bir sembol. Hazreti Musa için. Dolayısıyla üstünde iki tane serefim durur ve bu tabutları evet. korur. Evet. Ve şöyle söyleyelim, ölçülere baktığımız zaman, şimdi Ömer biraz önce söyledin ya, evet. işte dedin ki Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un işte kendi asaları bu tabutun içinde. Evet. Bilgi öyle yazar. Bilgi öyle. Bir, kabaca söylüyorum, asa ne kadar boydadır? 1.55? Ancak. Şöyle tutuyor değil mi bütün evet. şeylerde? Hazreti Musa'nınki biraz bunun uzun. İçine sığmadı. Ne ama Topkapı Sarayı'ndaki daha küçük kıymetli bak hocam. Bak işte dedim ki neye göre rivayet hangisi hangisi değil onu bilmiyoruz dedim. Ama boyunu küçülttüğümüz zaman kıymetli hocam sığıyor. Çünkü hayır, Topkapı Sarayı'ndaki boyu küçük. Şimdi şöyle de bakabilirsin. Ahit sandığının kendisi aslen mucizevi bir evet. tabii sandık. Dolayısıyla içinden ne çıktı? Mesela içinde çok önemli yani bir besin maddesi var. Manna değil mi? Manna evet. var içinde. Evet. Yani bu manna aynı zamanda hani biraz daha ileriye gittiğimizde Kur'an-ı Kerim'deki kudret helvası. Tabii kudret helvası aynı zamanda baktığımızda da simyanın en önemli maddelerinden evet. bir tanesi. Evet. Evet. Dahası da var. Haliyle bunu niye istiyorlar? Diyorlar ki bu böyle bir enerji, böyle bir manyetik alan, böyle bir kudret çeken
bir tabut bizde olursa dünyada neler yapmayız ya da neleri yok etmeyiz. İşte boyut kapılarına kadar belki bizi ulaştıracaktır. Ha ben her zaman şunu söylüyorum. Yani her şeyi kaçırıyorlar. Tabii idrak kapandığı için. Cenab-ı Allah bir eşyaya kudret veren kimdir? Rabbül Alemin'dir. Tabuta da kudret veren, yüzüğe de kudret veren, size de veren. Yani her zaman bir şey söylüyoruz. Esere bakıyorlar da, yani bu eser bizde olmalı ki dünyayı yönetelim. Hani Salomon'un büyücü dedikleri gibi yüzükteymiş güç. Hiç müessiri görmüyorlar. Bunu da hatırlatmak lazım. Ramazan çünkü müessir. Yani buna kudret vereni çözsen, ona yaklaşsan senin üzerindeki eşya da bir süre sonra kudretli bir şey oluyor. Tabu ulaştırılsın diye değil. Eşya perestlik yaptığından dolayı değil. Peygamber Efendimiz'in hırkayı şerifi niye değerli? Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona giydiği için, o güzel enerjisi ona sindiği için, Cenab-ı Mevla'nın kudretinden nedir o ona bir şeyler yüklediği için. Mevlana Celaleddin Rumi'nin de mesela diyelim hırkasını almaya çalıştılar. Ne olacak sendeki de hırka, bendeki de hırka. Ama insanın vücudundan, kudretli vücudundan zikirlere ve tesbihatlara bağlı bir enerji geçiyor. Siz o hırkaları, o cübbeleri giydiğiniz zaman veya o yüzüğü taktığınız zaman ben şu yüzüğü takıp dışarı çıkmamla, şu yüzüğü takıp dışarı çıkmamla, yüzüksüz burada dışarı çıkmam ters, farklı. Ters bir şey söyleyelim. Hani şöyle, unutma ki Süleyman'ın yüzüğü bir demon tarafından çalındı. Bir ara. Ve demonunu alarak, demek ki sır biraz Hazreti Süleyman'da değil, yüzüğün kendisinde. Çünkü yüzük aynı zamanda cennetten gelen bir yüzük. Tabii kim tarafından verildi? Allah tarafından. Peygamberler dahi, bak çok önemli bir şey, peygamberler dahi bir süre sonra tedris ediliyorlar. Güç zehirlenmesine uğruyorlar. Bak peygamberler dahi, Allah değil mi tedris eden onları? Yani ben oldum, ben büyüdüm. Musa Hızır kıssasına gireyim o zaman. Musa büyük bir konuşma. Hocam size bir burada bir katkı yapacağım. Buyurun. Tam yeri olduğu için estağfurullah. Lütfen. Siz dediniz ya hani eşyanın önemi yok. İşte zikir, tesbihat, dua, işte o enerji yüklüğü falan. Tam bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ladik Lahmeda'yı herkes bilir. Hızırıyet makamına sahiptir. Hazret ve velayetin doruk noktasıdır. O hazretin bir sandığı varmış. Şimdi konu sandığı çok açıyor. O sandıktan mevsiminde olmayan meyveler çıkartıyormuş hazret. Yani denilen o ki okuduklarımıza göre. Fakat kendi vefat ettikten sonra Ladik Lahmeda'yı tanıyanlar kendisini ziyaret etmek için, yani sandığı ziyaret etmek için gidip torunlarına diyorlarmış ki ya Hazret mevsiminde olmayan meyveleri çıkartıyordu, biz de yesek hani siz çıkarsanız. Evet. Torunları demişler ki ya şey ne derler, işin esprisi Ladik Lahmeda'daydı, sandıkta değil, açıyoruz boş çıkıyor bir şey yok şu anda demişler yani sandıkta. Onunla ilgili öyle sırlar vardır ki sizin ledun ilmi verilir bağışlamaya gelirseniz, garip bırakılırsanız, ödeneğiniz keserlerse, bak yükseldim burada, burama geldi. Kur'an-ı Kerim'i açarsınız. 100 liralık, 200 liralık banknot çıkan evliyalar tanıyorum ben. Evet. Sizin örtülü ödeneğiniz var da Cenab-ı Mevla'nın örtülü ödeneği var mı? Gazete kağıdını para şeklinde kesip de bizi öyle hocalar yetiştirdiler. Şu gazete kağıdını örtülü ödeneklerini kesip. Yine buna da bir örnek vereyim o zaman. Muzaffer Özak Hazretleri hatta eyvallah, belgeselinde de çıktı. Kendisini ziyaret eden işte talebelere, üniversitelere kitap hediye edermiş. İçinden de tabii söylenen o, okuduklarımız evet, o, gördüklerimiz o. Kitabın içinden de kitabı hediye ettiği kişinin ihtiyacı kadar para çıkarmış. Hani katkı olsun diye. Allah razı olsun değerli kardeşim. Onu bildiğin şimdi için yine konuya dönüyoruz hızlı bir şekilde. Çok başlığımız var abi, çünkü. Abi on emri de verebilir evet, miyiz? Yani onu hatırlatalım, faydası dördüncü olsun. Dördüncü resmi verebilir miyiz? Orada da bir mesaj aynı verelim. Bu tabut aranıyor. Tamam bir evet, takım güçleri var. İyi de ve birader bunu arıyorsun da Allah aşkına bizi de dinliyorsundur. Ondan sonra diyeceksin ki nereden efendim, işte Nemrut'muş, şuymuş, işte Salomon mabedinde arıyoruz da aslında orası Salomon mabedinin altında. Onlar öyle Salomon mabedini irdeliyorlar. Kafası o. İyi de şu on emri, bunu arayanlar Allah aşkına, dünyaya yön verecek olanlar, dünyayı Siyonizme yönetenler, Kudüs'e çökmüş olanlar, o mübarek Miraç beldesine çökmüş olanlar ki inşallah seneye oraya gideceğim. Nedir o? Şu emri, on emri bir hatırlatalım onlara. Bu tablet yani o sandığın içinde de var. Yani bir nevi Tevrat'ın özeti. İlahi kitaplarında aslında özeti. Adam olana yeter. İşte bakıyorsunuz tabutu tabut yapan nedir o tabletlerde yazanlar aşağı yukarı. Bir ara Cumhurbaşkanımız da söylemişti ya, Van bunu çektiğinde öldürmeyeceksin ama sen dünyada bebek katilliği de yapıyorsun. Ha tabut vesilesiyle de mazrufa da gelelim, mesajı da çakalım. Sen bir yandan tabutu arıyorsun, dünyada tek dünya imparatorluğunu, Siyonizmi kuracaksın, Armagedon'u başlatacaksın, bir türlü başlatmadın. Allah Türkiye'ye güç veriyor, siyaların tiyaların yapıyor, konuyu gelince söyleyeceğim zaten.
sürekli bize zaman kazandırıyor. Sen sürekli kuramadın. Bir akla gelin ya. Bir akla gelin. Yani işte on emir. Aradığın şeyin içerisinden bu çıkacak. Bu. Bu. Bu çıkacak. Şimdi burada yine ben farklı açıdan bakayım. Şimdi burada bahsettiği konunun eğer ki dünyadaki tüm insanları kastediyorsa haklısın. Ama yalnızca kendi ırkını kastediyorsa öldürmeyeceksin derken kendi ırkını öldürmeyeceksen dünya, dediği anda şimdi senin bütün teori çökmüş olur. Harikasın. Dolayısıyla harikasın. Yalan söylemeyeceksin veya komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin dediği vallahi zaman bak, eğer aynen tapınak kanunlarında bu var. Aslında diyor öldürmeyeceksin derken parantez açıyor. Aynen öyle diyorlar. Bu diyor ki kendi İsrail oğullarından kimseyi öldürmeyeceksin. Tefecilik yapmayacaksın. Bu diyor İsrail oğullarından birine tefecilik yapmayacaksın. Hocam bir de aynen dediğin gibi. Şöyle sorsam hocam zatenize bize aydınlatsanız hocam. Bu sizin de çok bahsettiğiniz şeytan İncil'i var ya. Evet. O şeytan İncil'inde de bu 10 emir var okuduğum tabii kadarıyla. Ama hep tersi var. Tersi mesela var. Adam öldüreceksin, çalacaksın, zina edeceksin gibi. Bunu nereye bağlayabiliriz? Yani tabii şöyle diyebilirsin. Şimdi o İncil'in niçin veyahut da kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Evet. Ama semavi dinlere baktığımız ve imana baktığımız zaman bu konuların doğru olduğunu tabii biliyoruz. Yani ben şimdi elimizde bir veri varsa eğer bir de antitezini yazacaksam tersini yazardım tabii Ömer. Dolayısıyla hani o zaman bunu da onurlandırmış oluyorsun. Diyorsun ki ben şeytani değilim bak Rahmaniyim evet diyebilirsin. Onu evet öyle bakmakta yarar var. Yeterli mi bu kadar yeterli devam edeyim mi? Çünkü evet sevgili kardeşim de gireceği konular şimdi var. Şimdi evet, evet hızlı hızlı gideceğiz bu akşam çünkü çok konuşacağımız konu var. İnşallah. Şimdi geldik. Tabii ahit sandığını buldu yani bir şekilde bulunacak. Şimdi ikinize de çok net bir soru soruyorum. Sence ahit sandığı nerede? Çok net, uzatmadan. İnşallah Türkiye'de. Türkiye'dedir. Sen İnşallah Topkapı Türkiye'de, Topkapı Sarayı'nda ya da evet Hazreti Süleyman'ın gerçek kabrinde Kudüs'te. Ne zaman bulunacaktır diyorsun? 2026-33 arası inşallah. İnşallah. Aldığın verilere göre. Aldığım verilere evet göre. Sen ne diyorsun? Sevgili Ömer kardeşim doğru söylüyor. O yüzyıllar yükselme yılları olarak bekliyor. Emanet de o yıllara eğer böyle öngörüler içerisinde giderse inşallah o yıllara yakışır diyelim. Şimdi şöyle bir konuyla başlayalım. 21. yüzyıl neden bir Türk çağı olacak? Evet. Yani neden araya söylüyorum bir şeyi Ömer'in konusunu mu sıkıştırsak yok, direkt hayır, mi geçelim? Direkt senle devam edeceğiz. Çünkü Ömer'le hani programın ilerleyen vasıtasını tamam bir başlayacağız. Tamam. Çünkü Ömer'in elinde çok belge var. O belgelerin evet hepsini tek tek masaya yatıracağız. Hani ben dedim hani niçin evet yani bak şimdi. Niye şimdiye kadar beklendi de? Evet. 21. yüzyıl konuşulurken bir Türk çağı konuşuluyor. Acaba yine üst akıl bu oluşumu istiyor mu? Bir Türk hani belt diyorlar ya bir kuşağından evet bahsedilen bu kuşağı oluşturmaya mı çalışıyorlar? Acaba rakip Çin'e karşı? Evet. O zaman önce 22'den 22 evet numaralı 22 resimden başlayabilir miyiz? Ekrana verelim. Sonra sırayla vereceğim. Bir analiz inşallah evet yapmam lazım. Bunu da kalem bu tabii. Yok yok uzatabiliriz onu. Çek uzatacaksın. Ben içeriye ben soktum onu herhalde. Tamam. Şimdi ben bu konunun başlangıcı olarak neyse çok önemli ki geçen programda çok ses getirdi. Çok sağ evet olsun seyircilerimiz günlerce aylarda aradılar ve özel yerlerden de arandık. Çok takdir ettiler bunu Türk televizyonlarında hareketli tutmamız. Ve pek çok televizyoncu da askeri stratejist de bu konuya döndü ve pek çok şeye de vesile olduk. Yani Türk siyalarının, tiyalarının anlatımını. Çünkü biz diyoruz psikolojik harbi zayıf yönetiyoruz. Çok şey yapıyoruz, iyi anlatamıyoruz. Anlatamadıklarımız var ama yaptıklarımızı, anlatabileceklerimizin birinin sunması lazım. Zaten virüs operasyonlarla, şunlarla, bunlarla bunalmış esnafımız falan filan. Bir de buraya bir şey ekleyeyim mi? Buyurun, lütfen. Bak, biz hemen hemen yani iki haftada bir muhakkak bu konuyu masaya yatırıyoruz. Evet. Bunun sebebi şu. Bu işi canlı tutmak için. Evet. Yani farkındaysanız bu iş hemen sanki magazin haberi gibi böyle bir rüzgar şeklinde geldi geçti. Çok sağ ol. Olabildiğince ayakta tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu dünyanın hemen hemen yani sosyopolitiğini değiştirecek çok önemli bir girişim. Evet.
Evet. Bu Türklerdeki büyük kurultaya bir kere Keneş diyoruz, Kengeş diyoruz, Türk kurultayı diyoruz. Türkiye buradaki 7 devletle birlikte bu birliği kuracağını söylüyor ve kurduğunu deklar ediyor. Çünkü bu şu demek, eğer bu birlik devam ettirilir ve güçlendirilirse 300 milyonluk bir Türk sahası, yani 300 milyon insanın olduğu bir sahaya hükmediyorsunuz. Aldığımız veriler içerisinde 2 trilyon milyar dolardan daha fazla, ki paralarla rakamlarla aram değil, bir ticaret hacminiz oluşuyor. Gümrük birliğini gibi anlaşmaları pes ediyorsunuz. Kendi aranızda anlaşmalar kuruyorsunuz. Avrupa Birliği örneği ağzınıza gibi. Ağzınıza sağlık. 4,5 milyon metrekare fazlası var, aşağısı var, bir alana hükmediyorsunuz. Şeyi verebilir misiniz? 24 numarayı ekrana. Evet, çok yani güzel. Yani ekranı da konuştuğumuzu gösterelim. Çok teşekkür ederim Ertan abi. Çok sağ olun. Şimdi Geleceğe Yön Verenler kitabında 21. yüzyıl için öngörüler, George Friedman. Biliyorsunuz Stratford'un kurucusu. Evet. Stratford'la ilgili bir şey, bam teline basmak istiyorum sevgili abi. Senin benim konumda. Diyor ki Stratford diyor bir özel istihbarat kurumudur. Bu cümle benim çok dikkatimi çekmişti. Çok da hoşuma gitmişti. İstihbarat kurumu demiyor. Özel istihbarat kurumu. Yani kozmogolojisi de var bu içerisinde. Tabii. Metafiziği de var, fizik ötesi de var. Dünyayı ilgilendiren bütün bilgi toplanıyor, veriler sunuluyor. Burada da söylediği bir şey var. Türkiye'nin artık, eskiden biz derdik ki, babalarımdan ben çok iyi hatırlıyorum, Çin'den Adriyatik'e kadar. Biz hep bu kulakla doğduk. Yani Çin'den Adriyatik'e kadar Türk dünyası. Bu Sultan Abdülhamid'in de rüyası. Allah razı olsun. Ve bu George Friedman diyor ki, kitabının benim hatırladığım 208 ile 2013 sayfaları arasında Türkiye'ye güzel bir dosya yapmışlar. Ve Türkiye'nin Adriyatik'e, İşte İtalya'ya, oradaki gelip Basra Körfezi'ne, Kızıldeniz'e safha safha kadar yayılacağını, hükmü geçeceğini, önce bu az evvel gösterdiğimiz Türk Birliği ile, yani Türk Kengeşi ile birliğini sağlayacağı, önce dediğimiz gibi bu ülkelerde, bunu Pakistan'da eklemek lazım. Evet, orada önce Türk Birliği olarak Pakistan'ı eklenmedi ama aslında Pakistan da eklenebilir. Çok da güzel, geçenlerde Mete Yarar'ın çok güzel bir benzetmesi var. Çok hoşuma gitti. Dedi ki biz aslında bir iki ülke bir devlet değiliz dedi. Çok güzel bir şey. Üç ülke bir devletiz. Yani Pakistan'ı da sıcağı sıcağına sprinter devlet olarak kabul etmek lazım. Çünkü Pakistan da Türkiye'nin yanında sprinter olarak davaya yıllardır sahip çıkıyor. Netice itibariyle buradaki Türk Birliği Doğu Türkistan'da dahil edilecek. Bugün Türkiye Doğu Türkistan'la ilgilenmiyor gibi görünüyor. Ama dediğimiz gibi saha ayrı işliyor. Masa ayrı işliyor. Ve o Türk Kengeşi'nden sonra iş, George Friedman'ın da dediği gibi öngörülende verilerinde şimdi yeni bir diyor Türk 25 numarayı alalım mı? Bir cümle bir şey söyleyebilir evet, miyim? Bu Pakistan davaya hizmet ediyor dediniz ya hocam. Oraya evet. Bir şey söyleyeyim. Muhammed Ali Cinnah'ın şoförü İkinci Abdülhamit Han'ın hafiyesi değil miydi hocam? Allah'ınıza kurban. Evet. Çok güzel, maşallah. Maşallah. Yani orada zaten biliyorsunuz Türkiye unsurlar zaten da. Zaten kendi Kalküta hücre şefi olarak başladı işe. Evet, evet. Burada genel olarak gördüğümüzde, yani aslında şöyle diyelim. Ha, ileriki safha. Evet. Çok güzel gösterdin abi. Aynı zamanda hani biraz daha bunun bir büyük resmi var. O da Türkçe konuşulan devletler. Evet. Hani içinde belki Almanya'ya baktığımız zaman 3,5 milyon Türk olduğunu söylüyoruz. İyi veya kötü, hani yüzde oranı ve etki oranı çok yüksek olduğu için söylüyoruz bunu. Ardından bir bakıyoruz, burada Macaristan var. Çok önemli bir stratejik nokta. Türklerle olan bağlantısından dolayı da yani bu kadim bir bağlantıdan bahsediyoruz. Burada ne diyeceksin? Pardon, orayı kaçırdım. Notlara bakıyordum abi. Bir daha evet. Toparlayabilir miyiz orayı? Yani genelde şöyle bakmak lazım. Biraz önceki Türkiye Cumhuriyetlerken, Türk Cumhuriyetleriyken, evet. Bundan sonraki bir sonraki aşama buraya geliyor. Aynen öyle. Evet. Bir sonraki aşama geliyor. Bakın, şimdi benim öngörülerim veya önsezilerim veya ütopyam veya hülyam veya Turan ülküm.
veya Türkistan ülküm olabilir. Ama bir şey söylüyorum size. Dünyanın en büyük stratejik kurumları, hakkını vermek lazım. Binlerce insanla çalışıyor. George Friedman'ın da kitabına özellikle sayfada veriyorum değerli kardeşlerime. 2208 ile 2213 arasına baksınlar. Türkiye'de de benim İsrail'in şifresinin çıktığı, yayın evimden de çıktı. Oradan da kitabın ismini veriyorum. O sayfada da diyor ki ikinci sayfa okuduğunuzda bu olacak. Üçüncü sayfadan sonra diyor Rusya'nın tarım sahalarına kadar, yani eski Türk hinterlandına kadar diyor ilerleyecek. Kızıldeniz, hatta Mısır'ı diyor Mısır'daki karışıklıklardan sonra Mısır'a da diyor Türkiye gelecek. Bak o kadarına gidiyor. Mısır'a da diyor gelecek. Mısır'daki karışıklıklardan sonra diyor gelecek. İran diyor 26 numarayı sessiz kalmak zorunda kalacak. Evet. Ve Japonya ile Pasifik'e diyor aslında açılarak. Aslında buradan bahsediyorsun. Harikasınız. Bak dedikçe o kadar güzel görüyorsun ki zamanla diyor. Buradan açılarak diyor. Pasifik'e açılıp Japonya ile diyor. O sularda işbirliği yapmak zorunda kalacak. Hatta şu öngörüyü sunuyor. Japonlar diyor. Türkiye ile diyor. Bu açık denizlerde diyor. İşbirliğinde, teknolojik işbirliğinde olacak. Uzay sektörünü de diyor. Uzay sektörünü de Türkiye bu gelişmişlikten dolayı diyor ve bu coğrafyaya hakim olmasından da Japonlarla beraber yürütecek diyor uzay teknolojilerini. Yani burada bir şey eklesin, bak bilir Abdülhamit'in son Japonya'ya gönderdiği gemileri, Ertuğrul gemisi, evet. Şu andaki imamlarımızı, orada imamlarımız da var bizim. Japonya'yı irşad etmek ve Japonya'yı ele geçirmek için gönderilen bir harekattı o. Tabii geminin batması da facia, orada vefat eden. Ama atılı kaldı. Atın şimdi kalmadı. Şöyle bakalım. Tabii. Şimdi burada bir şeyi atlamayalım. Buyurun. Burada konuştuğumuz konu bir emperyalist bir devletten veyahut da bir ülküden bahsetmiyoruz. Hümperyalist bir akıldan bahsediyoruz. Yani insan odaklı daha iyi nasıl yapılabilir? Yani bugün Türkiye'nin elinde zannediyorum aşı olsaydı, yani bir türlü bulunamadı, nedenini bilemem ama aşı bir şekilde oluşturulsaydı emin olun ki bu aşı parasız olarak ihtiyacı olan devletlere muhakkak gönderilirdi. Bunu Türkiye'de yaşayan sağcısı solcusu çok iyi biliyor. Ama harikasın. İşte bahsettiğimiz kapitalist sistemin elinde aşı olduğu zaman bu aşılar bir türlü fakir ülkelere, yani ve ihtiyacı olan, gerçekten çok ihtiyacı olan ülkelere bir şekilde ulaştırılamıyor. Bunun tam karşısını şöyle bakalım. Kapitalist ülkelerde ise aşı nüfusunun belki 4 katı 5 katı sipariş edilmiş durumda, belki stoklanmış durumda da diyebiliriz. Evet. Yani hatta şöyle bir dakika bir hızlandırılmış notlarla destekleyeyim. Evet. Hızlandıralar. Türkiye kararlılıkla kuzeye, Kafkasya'ya doğru ilerleyecek. Geçenlerde de sizden çok güzel konuşmuşuz. Orayı izliyorsunuz. Kafkasya hinterlandının nasıl kaşındığını söylüyorduk. Hatta Yakutistan'ın buzullarının eriyip oranın da yükselen bir ülke olacağını söylüyoruz. Hatta Rothschild aileleri falan Kazakistan'da büyük şehirler yapıyorlar hazırlıklar olarak. Neyse, bu ilerleme kısmen askeri ittifaklar, kısmen de siyasi ittifaklarla gerçekleşecek. Çünkü Türkiye büyüdüğü için, hani diyorlar ya ki Avrupa Birliği'nde şu anda en çok konuşulan şey Türkiye'nin yükselen, engellenemeyen diyor jeopolitiği ve stratejisi konumu. Bir programda da sizinle abi demiştik. Demiştik ki kader Türkiye'yi oyna diye ön açıyor. Ya tabii yeryüzünde bir senaryo var. Yeryüzünde bir gayret var da bu gayreti yeryüzünde yaratan, sana nedir o cilve yapan, önünü açan, gayret ettikçe ama bir kudret de var. Bunu da okuyabilmek lazım. Kafkasları diyor aşarak Rusya ve Ukrayna'ya ulaşacak. O enteresan. Siyasi olarak istikrarsız olan Don ve Volga havzasından Rusya'nın tarımsal kalbine kadar ilerleyecek. Müslüman Türkiye ilerleyecek ne demek? Yani o topraklara kadar, yani burada bir cümle var ama dikkat edin. Evet. Siyasi ve askeri ittifaklarla diyor. İlla her yerde savaşarak gitmesi gerekmez. Bravo, onun diyor. Üstüne basmak için sordum bunu. Çok teşekkür ederim abi. Çünkü strateji düşündüğün için. Evet. Müslüman Türkiye'ye, Kazakistan'ı dahi çok etkileyecek. Şimdi Müslüman Kazakistan demiş ama ben o kısmı almadım. Çünkü Müslüman Kazakistan yeterince şu anda o yavaş yavaş yükseliyor. Kazakistan'ı dahi etkileyecek. Dini manada da etkileyecek. Çünkü Rusya'dan dolayı bir yıpranmışlık var Kazakistan'da. Ve nedir o? Karadeniz bir Türk gölü haline gelecek. Ve Doğu Akdeniz'le
nedir o? Karadeniz'e dikkat çekiyor. Burası diyor Türk Gölü olacak diyor. Gel. Kıymet Hocam sizin söylediğiniz bir şey bir ek yapmak istiyorum. Hani dediniz ya aşı bulunmuş olsaydı Türkiye tarafından biz hibe ederdik, parasız gönderirdik. Sonuna kadar katılıyorum. Çünkü neden? Biz imparatorluk aklı devraldığımız için Osmanlı'nın hemen baş taraflara bile gitmeyelim. Hemen son taraflara gelelim. Sultan II. Abdülhamit Han kanlı bıçaklı olduğu Amerika'ya sel ve yangın felaketlerinde yardım gönderiyordu. Sultan Reşat zamanında Osmanlı bitmek üzereyken bugünkü Senegal, Bangladeş topraklarındaki sel ve yangın felaketlerine para gönderiyordu. Osmanlı'nın zaten parası yok. Hani o yüzden zatenizin söylediği o söz çok önemli. Yani burada yalnızca hani insan aklı şöyle bakmak lazım. Çok yakın hani bir dönemden de değil. Aslında yine belki 3. Murat'tan bahsedip yani bir şekilde Fransa ve İngiltere arasındaki savaşın tarafı olup nasıl İngiltere'ye nasıl müdahale ettiğini, nasıl yardım ettiğini de atlamamak lazım. Evet. Yani bu yalnızca yakın zamana ait bir akıl değil. Evet. Yani şöyle de bakmamız lazım belki daha da doğru olabilir. Barbaros Hayrettin Bey beyken daha paşa olmadan unutmayalım ki Doğu Akdeniz'de Müslüman esirlerin hepsini kurtaran bir akla sahip bir yapıya sahip yani hatta eğer Müslüman esirler bir şekilde bu bölgelerde Müslümanlar bir şekilde esir edilirse bu belgelerde muhakkak ve muhakkak büyük bir ceza verilirdi. Evet. Böyle de atlamamak lazım. Yani bahsettiğimiz akıl yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'ne ait değil, Selçuklu'ya Türk aklı diyebiliriz. Yani Türk aklı demekte büyük yarar var. Allah'ın ordusu, yeryüzündeki ordusu Türkler. Merhametli diye tamamlıyor. Evet, eyvallah, aynen öyle. Şimdi konu geldi. Şimdi bir baktık ki bir dünya savaşı bekleniyor. Üçüncü dünya savaşı. Bir Ömer'e getirsen şimdi, konuyu da ben dinleneyim. Yok yok biraz dinlendirmeyeceğim seni çünkü Ömer de katılıyor arada. Yapıyorum sizin şeylerinize de katılıyor. Çok şimdi, sağ ol tanem. Çok değerli yapıyorum. Şöyle diyelim. Niye konuyla bağlı? Çünkü oraya girersek başka konulara gireceğiz. Onun için bu taraftayım. Şimdi anladım. Üçüncü dünya savaşı diye bir savaş var. Evet. Herkes bunu yazıyor çiziyor. Ben bunu belki en çok paylaşan, sosyal medyada en çok paylaşan kişilerden hatta birisiyim. Bir şey yani var. Devamlı hatırlatıyorum. Ertan abi bir türlü savaşı başlatamadın. Başlatamadı diye. Şimdi ama burada Tayvan konusu çok önemli bir yerde. Evet. Çin diyor ki Tayvan benim eski hinterlandımdır. Burası benim olmalı. Amerika'da diyor ki eğer Tayvan'a bir şekilde Çin müdahale ederse biz muhakkak savaşırız. Bu arada Avustralya'dan bir haber geldi. Avustralya bir baktık. Avustralya'nın kuzeyi bir şekilde silahlandırılmaya başladı. Hatta Savunma Bakanı dedi ki biz 738 milyar dolarlık bir yatırım yapacağız. Çünkü ne olursa olsun dediler milyon dolarlık. Ne olursa olsun dediler Çin bize bir şekilde iç işlerimize karışıyor ve bizi tehdit ediyor. Şimdi tehdit edip etmemesi önemli değil. Devamlı ortalıkta bir Çin ve bir tehdit konusu var. Evet. Evet. Nasıl bakıyorsun bu konuya? Ya, sen de tabii. Tabii Ömer. Eksik olmayın. Sana farklı sorular soruldu. Estağfurullah. dediğiniz gibi dünyanın bütün yeri bir cadı kazanı gibi kaynıyor ve dünya her zaman hani meşhur bir söz var ya global bir köy oldu, küresel bir güç oldu ve yeryüzünde gelişen teknolojiyle birlikte işte 5S dedikleri zamanında İşte gökteki uydulardan yeryüzündeki tarayıcılara kadar 5 kıtada ki pentagramla da ilgilidir o. 5 hakimi yani 5 noktaya hakim olursan dünyaya hakim olursun. Netice itibariyle dünyayı şu anda bütün her şeylerle, tabletleriyle, cep telefonlarıyla hani insanlar da zannediyorlar ki İsrail'in 1000 yıllık planlarında da vardır. Biz kimsenin diyor işte bilimi atsın, çocuklar okullarda tabletli eğitim yapsın diye diyor bayılmıyoruz diyor. Sizin ellerinizin hepine bunu vererek sizi dinliyoruz diye. Ağzınıza sağlık. Bilgisayar sizi kodluyoruz diye. Sıcak bilgiler, veriler alıyoruz diyor. Yanlış haberler verip sizi yönlendiriyoruz aynen. diye. Aynen. Ve tek dünya krallığı ve tek dünya işte o Deccal'ın tök gözüyle her şeyinizi işitiyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Hani ben bir programda demiştim ki Ehad yani İhlas suresinin sanki tanrıcılık oynuyorlar. Görüyor, duyuyor, biliyor. Tanrıcılık oynuyorlar. Tanrıcılık
oynuyor. Yani olağanüstü... Hocamızın paylaştığı bir 4 Nisan 2019 tarihli bir The Economist kapağı var. Adem ve Havva olarak, bilim adam olarak. Evet. Orada zaten resmen tanrıcılık oynadıklarını bağır bağır bağırmışlar yani. Tabii zaten yeterince bu güce geldikleri için, ağı da kurdukları için deklare ediyorlar. Yani sizin bugün konuyu dağıtmayacağım ama virüsle ilgili çalışmalarınızı yapan, bir gün işte maske takın, ertek yüzün takmayın diye talimatlı tipler bile bakıyorsunuz localardan ödüllerini alıp bağıra bağıra söylüyor. Eskiden saklarlardı bunu. Bu neyin arsızlığı? Diyorlar ki dünyayı kuşattık. Dünya ihtilalinde de yıllarca biz Ertan abiyle de program yaptık. Ne duru? Ya bir dünya ihtilali geliyor. Arkadaş şu sebeplerle geliyor. Şeytanın sözünü söylüyorlar hocam. Bugün sizi insanoğlu içinde yenecek kimse yoktur. Şeytan dedi ya Bedir günü. O sözü söylüyorlar. Şimdi bu çılgınlık, şımarıklık içerisinde deklare ediyorlar. Oradan gelelim sahaya. Sağda zaten dediğiniz gibi yok, Tayland arasında bir. Zaten İngiltere ile Çin'in ittifakıyla Almanya'nın, ABD'nin ittifakı arasında ve küreselcilere kime oynadığı, hangi, çok özür dilerim, kaba bir tabir var ya, kucaktan kucağa geçtiğiniz belli değil. Ama Türkiye'yi hakikaten biraz incelersek, bir devlet aklı, yani bir devlette de bir üst akıl oluştuğu, eski kadim gelenekten gelen bir aklın partiler üstü sizi yönlendirdiğini anlayabiliyorsunuz. Çünkü artık Türkiye kendi projelerini kendisi yapmaya başladı. Üçüncü Dünya Savaşı başlayacak mı? Yani kulağında, doğru diyorsun, senin dediğin gibi yani, ama kaderi ilahiye baktığın zaman diyorsun ki yani her an sahanın ateşlenmesi lazım. Dediğiniz yani gibi. Yani bahsettiğim, benim bildiğimiz konvansiyonel silahların kullandığı bir savaştan bahsediyorum. Katılıyor musun? Katılıyorum. Yani iş o aşağıya kadar gelecek. Evet. Zaten biliyorsunuz bu elektrik kesintileri, işte sinyal kesintileri, siber kesintilerle ilgili tatbikatlar yapmaya başladılar. İş manuele doğru Ömer, ne dönebilir. Diyorsun? Şimdi The Economist dergisi 2020'nin içerisinde bir oyun kartları paylaştı. Kimisi açık, kimisi kapalı. Zaten siz de paylaşmıştınız onu. Orada açık olan kartlarda tanklar vardı. Evet. Bir de güneş vardı. O da sizin hep bahsettiğiniz Sunil Hocasına bir selam çakmışlar orada. O tankların da var olması muhtemelen işte o konvansiyonel harbin çıkacağına işaret. Programın başında da hani söyledim ya, işte Mustafa Haşim Baba Celveti'nin söylediği veya diğer erenlerin söylediklerinden yola çıkarak, okuduklarımdan yola çıkarak, ki rahmetli Aytunç Altındal da aklımda yanlış kalmadı ise derdi ki 2000 ne olacaksa 2022, 2025 ya da 26 arasında 25. olacak derdi rahmetli. O yüzden muhtemelen bu tarihler arasında böyle bir şey dünya yaşama ihtimali var ama karşı taraf yok olacak. İslam İnşallah. Ve Türklük yeryüzüne hakim olacak, dileğimiz bu. Burada bir parantez, dikkat edersen Türkiye bu ara TİHA'larıyla, SİHA'yı bırakın, TİHA'larıyla, hatta F-35 çalışması yaptığını da ima ediyor. İşte hatta bazıları giriyor, yak canım işte F-35. Ya gerçekten şunu hakikaten bilmek lazım. Türkiye akıl olan bir şey yapıyor. Gerçekten takdir ediyorum. Salağa yatıyor ve bizi de bazen sinir ediyor. Bak biraz hani mezarlıklarda bir takım bilgiler aktarılmış birisi olarak ben de onlara çok köpürdüğüm zaman oldu. Hakan hocam bilmem ne ya kes, bana kaç senedir vizyonu anlattırıyorsunuz, vizyonu anlatıyorum arkamdan gelen yok diyorum, bakıyorum neredeyse ağlamadıkları kalıyor. Ama hocam inan gerçekten yani bize bile hocam, kamuyu bilgilendirdiğimiz için bize bile bazı bilgiler aktarılmıyor, haklı olarak dayanamazlar, ağızlarından kaçırırlar ama biz bir şekilde öğreniyoruz. Şunu söylüyorum, Türkiye bu kadar TİHA'sıyla, SİHA'sıyla, işte ne dura geçenlerde duygusal bir şey söyleyeyim abi. Bakın Cumhurbaşkanımız 21 Nisan'daydı sanırım, güzel bir konuşma yaptı, videosu var. Orada bir şeye çok dikkat ettim. Çünkü ben 4-5 sene evvel Yahya Efendi'de Ahmet Süreyya Efendi kabrindeydim. O kabirde enteresan bir yarası olarak şunu paylaşır. Ya kabirde bir Ehli Tarik, işte Kadir-i Postnişini niye... İkinci Abdülhamid'in danışmanı ya, yani top üretmiş, şunu, top bunu, çizmiş. Ha, onu diyeceğim işte. Şunu bunu paylaşır da, Pir-i Sanisi olduğunu paylaşır da, ya bunu Sahra Topu yaptığını da, bu Sahra Topu'nun da kullanılmadığını sonradan alıştırıyorum ben. Kullanılmıyor. Masonlar tarafından baskılarla bunlar envantere geçmiyor. Bizim 1. Dünya Savaşımızın pek çok cepheyi kaybetmemizin sebeplerinden bir tanesi budur. Almanlara veriyor, kuru firması yapıyor ve Almanlar kendi cephelerinde kullanıyorlar. Bizde olsa biz pek çok cepheyi kaybetmeyeceğiz. Fakat baktım Cumhurbaşkanı'nın 4 sene evvel çekmiştim orada ben bir video. Duygusal şekilde bunu anlatmıştım. Bir kadın da böyle safa yatıp hocam burayı ben dinleyebilir miyim? Burası çok önemli deyip saf ayağıyla burayı çekmemi istiyor. Bu kadın bir şeye gönderilmiş deyip o videoyu yaptım ama YouTube'dan kaldırıldı o.
Baktım ki Cumhurbaşkanı'nın arkasında konuşurken önce işte 57. alaya ithaf eden makinalı tüfek var ve Ahmet Evin Süreyya Efendi'nin yapmış olduğu top o var. Sahra topundan. Zaten sergileniyor aslında. Evet, tabii, asker bahsediyor. Bu şu mesajı veriyor. Ey Abdülhamit Han, senin o zaman başlattığın, sizin az sonra gireceğiniz Osmanlı'da sıra dışı bir ilim vardı. Ketmedilen ilmin arkasındayız ve peşindeyiz. O kuşağın torunlarını, yani ilim adamlarının torunlarını bulduk, çalıştırıyoruz. Şimdi siz demin bir şey söylediniz ya, hocam demin çok güzel bir şey söyledi. Türkiye'de de bazen tabii devlet haklı, bize sormayacak, kimseye sormayacak. Yüce devlet haklı, kendisi tasarlayacak, İnşallah. Uygulayacak. İnşallah. Şimdi yüce devlet haklı sizin dediğiniz gibi safa yatıyorsa ve bizim Çin'de bir gizli ordumuz varsa, bunu niye dedim? Ya Ömer, şimdi saçmalama diyeceksiniz muhtemelen ikiniz de haklı olarak. Ama ben de şöyle bir argüman geliştiriyorum. Bir, Peygamber Efendimiz zamanından beri Çin'e çok özel bir ilgi var. Peygamber Efendimiz 4 tane sahabe gönderdi. Çok hızlandırarak anlatıyorum. Bu kimdi? Vehb bin Kepşe ve Sa'd bin Ebi Vakkas. Sonra ne oldu? Hazreti Osman zamanında ilgi devam etti. Hemen hızlandırıyorum. Abbasi devrinde Tang Hanedanı'ndan yardım istediler. Abbasi devletinden 10 bin kişilik bir ordu gidiyor Sayın Hocam. Oradaki isyanı bastırıyoruz. Tang Hanedanı'nın imparatoru diyor ki tamam işiniz bitti, hadi artık gidebilirsiniz diyor bizim Abbasi devletinin 10 bin kişilik ordusuna. Bizimkiler diyor ki hayır, gitmiyoruz bir yere. Zaten güçlü de olduğumuz için o ordu da oradan çıkmamış. Acaba onlar ne oldular? Hemen biraz daha hızlandıralım. Sultan Abdülaziz'in oraya bir ordu sokma, işte bu Türkistan üzerinden, Yakup Hanlar üzerinden öyle bir projesi var. Sultan Abdülhamit Han zaten Hasan Enver Paşa malum. Sultan II. Abdülhamit Han, Hasan Enver Paşa vasıtasıyla Yıldız İstihbarat Teşkilatı Çin Karakolu'nu aktive edip orada ne tür faaliyetler yaptığı, üniversiteler kurduğu, fetvalar dağıttığı, oradaki Müslümanları yanımıza çekmeye çalıştığı ve oradaki uyanışı desteklediği de ortada olunca, bütün bu bilgileri toplarsak bizim orada bir vurucu gücümüz, uyanmayı bekleyen bir vurucu gücümüz olması kuvvetle muhtemel, bir şey aciz daha bir yorumumdur. Bir şey daha söyleyeyim. Yorumumdur ekleme yani. Sadece soyumdan. Hakan İlmaz Çebi koma girerlerse görürler. Çebi Han kim? Çebi Han Çin'in damadı. Ve Han sülalesiyle Türk kanını karıştıran damat. Ve benim dedemin anıtı, Heli Çebi anıtı 1970 yıllarında fotoğrafları Yaşar Kaptan Çebi'ye geldi. Bugün işte Ahmet Nur Çebi var ya, Beşiktaş'ın ikinci başkanı. Evet. Yaşar amcadadır orada. Yani dedemizin anıtı, General Heli Çebi anı oradadır. Han sülalesinin içerisinde pek çok sülalede Türk kanı var. Maşallah. Senin dediğinle ilgili bir uyanışa bakıyor. Zamanı mevkii bekleyen bir uyanışa bakıyor. Orada çok akraba kavimler var. Cenab-ı Allah uyanışını nasip etsin. Şimdi inşallah. Konuyu değiştiriyoruz. Evet, geldik hocam. Ömer, senin konulara. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu. Evet. Ve yani şöyle bakalım, 2. Selim'in oğlu. 3. Murat. 3. Murat. Yani tarih olarak baktığımız zaman da şöyle diyebiliriz ki 1546'da doğup 1595'te vefat etmiş bir 21 yıl sultan. Padişahlığı var. Evet. Şimdi çok önemli bir şey var. O da hazine değerinden. Hazine değerinde. Belki hani ilk defa bir masaya yatırılacak, evet, bu konu değil mi? Hiç rast gelmedim hiç, evet, televizyonda. Hiç, evet, ben de görmedim. Kitab-ül Mennamat, yani aslında rüya kitabından bahsediyoruz. Yani 3. Murat tüm rüyalarını bir şekilde kitaba, deftere aldırmış, bunların hepsini yazmış ve çok önemli bir şeyh olan Şeyh Sücade'ye bağlılığını da bildirerek ona göndermiş efendim. Buraya kadar ben bir girizgah yapayım. Evet. Bu rüyalar nedir? Ne anlatır? Neyi görür? Bunlardan bize biraz bahset. Şimdi öncelikle bu geceye damgasını vuracak bir şey söyleyeceğim. O da şu. Benim iddiam değil, kitapta yazıyor efendim. 3. Murad'ın rüya defteri kitabını okuyanlar bu bilgiyi görecekler. Yani Ömer Faruk İspir'in yorumu değil, fikri değil. Kitapta yazıyor. O da şu. Sultan 3. Murad bir Halveti Şabani şeyhidir. Bir mürşidi kamildir. Evet. Çünkü Şeyh Şuca Dede'den, Şeyh Şücadede'ye biat etmiştir. Aslında Şeyh Şücadede onun biatını kabul etmek istemiyordu. Ona dedi ki sultanların irşadı zor olur, seni kabul edemem dedi. Ama Hazreti Pir Şaban-ı Veli'nin doğrudan halifesi Şeyh Şücadede, ondan zaten hilafeti almış. Hazreti onu uygun herhalde öyle gördü, Manisa'ya göndermiş. Sen git Manisa'ya bak diye. Şeyh Şücadede Manisa'da
bahçıvanlıkla uğraşıp bir taraftan derviş yetiştirirken kendisine birisi geliyor. Hemen hızlıca anlatalım. Gelen kişi diyor ki ben bir rüya gördüm. O sırada da Murat Efendi veliaht daha Manisa'da vali. Ben bir rüya gördüm, anlat bakalım diyor Şeyh Şücaa Dede. Gördüğüm rüya diyor şu, anlatıyor. Diyor ki bu rüya senin olamaz diyor Şeyh Şücaa Dede. Nasıl efendim diyor, bu diyor Hazreti Padişah'ın rüyası diyor. Ancak bunu padişah olacak olan adam görür. Sen nerede diyor padişah olacaksın? Diyor yeni padişahımıza selam söyle, Murat Efendi'ye selam söyle. Ümmete dua etsin, devlet onundur. Şimdi gidiyor, hani diyor seni de onu gönderdiğini biliyorum diyor zaten. Hani bu iş doğru mu değil mi? Gerçekten hani Şeyh Şücaa Dede hani sahtekar mı, dolandırıcı mı, gerçek Eren mi? Tabii bu işlere hani, çok girilir çünkü. Tabii anlamak için 3. Murat bir oyun yapmış. Sonra bu kendisine nakledilince diyor ki hemen diyor çağırın Şeyh Şücaa Dede'yi. Şeyh Şücaa Dede Manisa'daki saraya geliyor. Diyor ki efendim size biat etmek istiyorum. İşte az önce anlattım, diyor ki sultanların irşadı zor olur. O yüzden diyor seni kabul edemem. Fakat Şeyh Şücaa Dede birkaç gün sonra Şaban-ı Veli Hazretlerinin ikazıyla rüyasında görmüş Şeyh Şücaa Dede. Bu bilgileri nereden biliyoruz? Rüya defterinin içinde yazıyor efendim. Evet. 3. Murad'ın rüya defterinde kitap olarak mevcut, belki birazdan kapağını da göreceğiz. Satın alıp Tarih Vakfı Yurt Yarını yayınlarından yani çıkmış. Şerh edilmiş. Evet, şerh edilmiş, açıklanmış. Evet. Hatta onu Türkan Alvan hanımefendi de 34 sayfalık bir makaleyle onu açıklamış. Oradan bakabilirler. Orada işte biat ediyor Şeyh Şücaa Dede'ye ve birinci dersten La İlahe İllallah'tan başlıyor. Yine kitaba göre konuşuyorum. Ya Kahhar esmasına kadar gelip hilafet alıyor kitaba göre. Ve Şeyh Şücaa Dede'ye sadece tasavvufla ilgili sorularını değil ya da rüyalarını değil, devlet meselelerini de sormuş. Mesela demiş ki bu rasathaneyi ne yapalım, yıkalım mı yıkmayalım mı, biraz sonra geleceğiz oraya, o yüzden girmiyorum. Sonra işte demiş ki ya bu Fransa, Vatikan, Portekiz, İspanya toplanıyor, bu Fas'a hücum edecekler, ne yapalım? Demiş Şeyh Şücaa Dede hemen ordu kur, mücadele et, müdahale et. Bu da Şeyh Şücaa Dede'nin 3. Murad'a çizdiği bir akıl. Bir de orada enteresan bilgiler var. Mesela bir tanesi hemen aklıma geldi, hemen söyleyeyim. 3. Murat tahta çıktığında kıymetli hocam simya ilmiyle 1 milyon duka altın üretilmiş. Simya ilmiyle kitapta yazıyor. Üretilmiş ve hem askere hem halka dağıtılmış. Böyle enteresan bir bilgi var. Başka bu da kitapta yazıyor. Evet, bu da tabii kitapta yani. Yazıyor. Tabii. Hiçbiri ben söylemiyorum diyorsun. Ben söylemiyorum. Hiçbiri benim bilgim değil. Yalansa kitap yalan söylüyor efendim. Yani roman yazmıyorum diyorsun. Roman yazmıyorum yani. Evet, eyvallah. Ve şöyle bir şey, aynı zamanda diyor ki o kitapta yine 200 bin kişilik, o zamanki kafirler için söylüyor, 200 bin kişilik bir Frank ordusu, artık bu niye tekabül ediyorsa, zırhlı ordu kurdular, İstanbul içinde bekliyorlar, bir yere saklanmışlar. Ya artık orada hepsini mi kastediyor yoksa sadece elebaşlarını mı kastediyor, onu anlamadım. Destek ama, kıtaları da dışarıda. Onlar da dışarıda mı? Bunu hemen Şeyh Şücaa Dede'ye danışıyor. Şeyh Şücaa Dede keramet ile velayet ile o hainlerin yerini gösteriyor, hepsinin kellesi gidiyor. Evet. O adamların kellesi gidiyor. Böyle enteresan işler var. Bir de şurası çok enteresan, bir de birçok kişiye de bu örnek olacak anlatacağım şey şöyle. 3. Murat Han cennet mekan seyri suluku sırasında, hani bu dersler atlıyor ya, emmare levvame mülhime mutmainne raziye marziye safiye diye Kur'an-ı Kerim, evet, kaynaklıdır maşallah. Bu şeyler, dereceler. Tabii, ondan sonra İşte bu makamlara atlarken sırrına bazı sesler zahir oluyor. İşte diyor ki o sesler makamlara atladıkça, sen zamanın kutbusun. Alemi idare etmek için sen seçildin. Sen diyor kutbul aktapsın, sırrındaki ses söylüyor bunu 3. Murad'a. Evet. Sen işte yüzüğünü yani diyor şöyle, Allah'ın adına diyor. Evet. Hüküm sürmek olarak seçilmiş bir adamsın. Adamsın. Yüzüğünü, sultansın. Evet. Aslında. Yüzüğünü evet. Diyor şöyle oynat. Yüzüğünü diyor şöyle oynat. Alem diyor, iki alem senden beraber döner. Bak, sırrına zahir olan sesler bunlar. 18 bin alem senin elindedir diyor. Sırrına zahir olan ses. Ama işte burada en önemli kısma geldik. Sultan 3. Murat rüya defterinin hiçbir yerinde böyle bir şey yazmıyor. Bu iltifatlara kabullenmemiş. Demiş ki ben Allah'ın... Doğrusu da odur zaten. İşte onun için zaten işte hani ilginç dediğim kısmı bu. Hani hiçbirini kabullenmemiş ve demiş ki ben günahkarın, kemterin, kötünün önde gideneyim. Demiş ki bunlar demiş iblisin oyunları mı? Bunlar şeytanın oyunları mı? Şeyh Şücaa Dede'ye sormuş. Şeyh Şücaa Dede demiş ki evlat, evet, bunlar sizin de buyurduğunuz gibi üste alınmaz. Allah'ın ikramıdır. Üstünü alsaydın şeytandan olurdu. Almadın. Velayetten oldu, hilafetin hayırlı olsun diyor. Yedinci dersi tekbirleyip hilafet tacını giydiriyor. Yine bu kitabın iddiası, rüya defteri kitabının iddiası, Sultan 3. Murat sınırlı sayıda
Şeyh Şuca Dede'nin izniyle saraydaki bazı Enderunlulara da Halveti Şabani erkanı öğretmiş, ders öğretmiş. Yani mürşitlik yapmış, kitabın iddiası. Yani rüya defteri kitabının iddiası. Bu tür ilginç konular var. Bir de tabii Takiyüddin Rasıt'ın... 1577'ye gelelim. Takiyüddin Rasıt meselesi var. O da o kitapla alakalı ama onu başka yerlere de bağlayacağız. Evet hocam. Ama bu arada şunları söylemek lazım. Bu olayların benzeri Abdülhamit Han Hazretleri'nde Şazeli Tarikatı'nda var zaten. Tabii. Fatih'te var, Osman Gazi'de var, Şeyh Adıbali. Tabii. Ama bu kadar net değil. Şimdi, yok yok, olayların olmuş. Dışında bırakacağım abim, sözünü kesmeyeceğim. Bunlar kutuplar tarafından yetiştirilen padişahlar zaten. Yani devlet büyüyeceği zaman veya işte diyorum ki kut verilen liderler zamanında mutlaka Allah'ın yeryüzündeki en büyük irşatçısı onu yetiştirir. Şuna... Yani çok özür dilerim, bırakacağım. Mesela Fatih'in nasıl Akşemseddin'e emanet edilmesi, Osman Gazi'nin Şeyh Edebali'ye emanet edilmesi, işte Abdülhamit Han Hazretleri'nin yanında işte Şazeli Tarikatı'nın büyüklerinin olması boşuna bunlar, değil. Tabii. Bunlar ilahi kudreti cezbeyi çekip onlar tarafından, hatta Fatih biliyorsunuz Ebu'l Vefa Hazretleri tarafından da kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor. Evet. Bu derviş diye verecek kendini diyor. Evet. Bize şey lazım diyor. Fatih lazım. Sahada olacak adam lazım. 3. Murat için de aynı şeyi söylüyor. Bravo. Yani abicim, bırakıp gideceksin sen. Sakın bırakıp gidemezsin. Çünkü bu devlet tamamıyla sana emanettir. Sen bırakırsan devlet biter. Oğul diyor. Tabii. Şimdi tabii burada şöyle bakmamız lazım. Osmanlı padişahlarına baktığımız zaman sultanların hepsi havasi oldukları için, yoksa gelemez başa. O eğitimi almak zorunda. Yani dolayısıyla yapmak, hani bunu taşı, tabii ilk dönemler, yani belki biraz daha yakın çağa doğru geldiğimizde belki taşıyamayanlardan bahsedebiliriz. Çok doğru. Yani hani hatta kafası karışıp masonluğa bile yani bir şekilde gönül koyanlar filan, onların dışında söylüyoruz. Onun masonluk olduğu da söyleniyor. Şimdi stratejik bir hareket midir değil midir onları bilmiyoruz. Ama sonuç olarak eninde sonunda insan ve nefis konusuyla ister padişah ol, istersen sıradan bir insan ister ol, peygamber eninde, ol, eninde sonunda bir şey fark etmiyor. Tabii. Şimdi İspanya'ya karşı tabii İngilizler çok zor durumda ve 3. Murat İngilizlere yardım ediyor ki tabii Kanuni ile başlayan ve Kanuni'nin çok stratejik bir hareketidir. Fransızlarla birlikte bir şekilde yardım edip kapitülasyonlar daha sonra geliyor tabii. Bir şekilde bundan yararlanmaya çalışıyor. İspanyollar aynı şekilde İngilizlerle savaşırken İngilizlere yardım etmeleri ve 1577'ye geldiğimizde çok önemli bir şey oluyor. O da bir rasathane meselesi. Evet. Evet, başlayalım hadi. Nedir bu rasathane? Niye bir aslında, sultan bir rasathane kurmak için girişimde bulunur diyelim ve soralım. Aslında şu 8 numarayı verebiliriz. 8 numarayı verelim, başlayalım. Onun üstünden de anlatayım. Bu tarafta verilecek herhalde. Evet. Şimdi bunu anlatmadan önce şunu söyleyelim. Takiyüddin Rasıt'la alakalı bu. Takiyüddin Rasıt 2. Selim zamanında İstanbul'a gelir. Hızlandırılmış bir ilim testinden geçtikten sonra, yani alim midir, demek değil midir? Yani işte onu devrin erenleri ve alimleri imtihan etmişler. Bütün ilimleri biliyor mu bilmiyor mu? Bu ilimleri bildiği ortaya çıktıktan sonra Hoca Saadettin Efendi'nin, ki Hasan Can'ın oğludur, delaletiyle Mustafa Çelebi, Müneccinbaşı Mustafa Çelebi'nin ölümünün hemen ardından Müneccinbaşılığa atanmış. 2. Selim'in vefatından sonra 3. Murat başa geliyor. İşte kıymetli hocamın sorduğu rasathane meselesi burada. Çünkü artık devletin bu tür konulardaki en üst makamındaki kişi Takiyüddin Rasıt. Rasathaneye niye ihtiyaç duyuyor? Onu arz edeceğim hemen şimdi. Bu önemli. Aynen o. Şimdi Takiyüddin Rasıt diyor ki, bu arada bu acayip bir şey. Birazdan yani reytingler tavan yapabilir. Tamam. Bu çok acayip bir şey. Şimdi Takiyüddin Rasıt diyor ki, hem sultana hem Hoca Saadettin Efendi'ye hem Sokulu Mehmet Paşa'ya diyor ki, efendim devletin ileride karşılaşacağı bazı zorluklar var. Bu zorluklardan dolayı bizim geleceği önceden öngörmemiz gerekiyor. Bu önceden de diyor öngörebilmek için diyor bizim rasathane kurmamız lazım. Bu bir. İki, yepyeni bir astrolojik devre giriyoruz. Bu astrolojik devri anlamak için de bir rasathane kurmamız lazım diyor. 2-3 çok önemli bir şey daha söylüyor. Sıra dışı bir şey daha söylüyor. Bizim diyor geleceğe bakmamız lazım diyor bir de. Bak şey, yani ilmin ucum kaideleriyle gelecek projeksiyonu yapmaktan bahsetmiyor burada.
Burada bambaşka bir şey söylüyor. Bizim diyor. Çünkü onu zaten söyledi. Bir önceki yani cümlede. Yani aslında söylenilen şu. Diyor ki öyle bir sistem kurmamız lazım ki. Ayna gibi seyretmemiz lazım. Diyor matematiği benim elimde var. Var. Bana izin verin. Evet. Bu diyor tophane sırtlarında kurulan resathane ile birlikte. Şurada göstereyim. Biz diyor geleceği bir şekilde görelim. Yani evet. Zaman yolculuğu evet, yapalım aynen diyor. Aynen öyle. Evet. Şu gördüğünüz kitap şu Fuat Sezgin rahmetlinin Tanınmayan Büyük Çağ. Evet. Bu kitapta İslam alimlerinin çalışmaları var. Şimdi söyleyeceklerim buradan. Takiyettin Rasıt Romalı bir matematikçiden matematiğin gizemlerini ve geometrinin gizemlerini, bir Yahudiden sihir ve büyü, ya bunu Kabala diyelim. Kabalayı. Ondan sonra bunları öğrenmiş. Yani bu ilimlere de hakim zaten. Ve bir de bizim hep kafamızı karıştıran şöyle anlatılıp hemen geçiliyor. Güya sadece bu rasathaneyi Takiyettin Rasıt demiş ki ya işte eski ölçümler bir işimize yaramıyor. O yüzden bu rasathaneyi yapalım. Hayır, bu tek başına bu değil amaç. Şimdi bu rasathanenin önce bunu anlatmadan önce yıkılma mevzusunu anlatmam lazım. Şöyle bir şey. Şimdi bu rasathane kurulduk. İki yıl uğraşılıyor, inşa ediliyor. İçinde çalışmalar başlıyor ve Takiyettin Rasıt bu rasathanenin içerisinde bir kuyruklu yıldız gözlemliyor. Bunu da bir kuyruklu yıldız gözlemliyor. Evet. Ve diyor ki bu bak nasıl hemen şeyi çıktı. Diyor ki İran'la yapacağımız diyor savaşları biz kazanacağız. Hatta zaten Özdemiroğlu Osman Paşa'nın marifetiyle o meşale savaşları kazanılmıştır malumunuz. Ve Tebriz'e kadar yine Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından Tebriz'e kadar girilmiştir. Yani o öngörüsü çıkıyor. Daha sonra birçok söylediği şeyler çıkmaya başlıyor. Bu sırada İstanbul'da karışıklıklar başlıyor. Hastalıklar yayılıyor, yangınlar çıkıyor. O sırada Şeyhülislam olan Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi'ye gelip diyorlar ki bu rasathanenin varlığı yüzünden çıktı. Hemen diyorlar bunu yıkalım. Diyor ki ya olmaz böyle bir şey diyor Takiyettin Rasıt. Bunun diyor bununla alakası yok. Bunlar diyor fitnedir, fesattır. Şeyhülislam diyor ki ben ancak diyor ilimin önüne geçemem. Bakın burası çok önemlidir. Rasathanenin yıkılmasıyla ilgili fetva yoktur. Fetva verip burayı yıktırmamıştır Osmanlı. Bu rasathaneyi yıktırmamıştır. Rapor yazmıştır Ahmet Şemseddin Efendi. Yıkılmalı mıdır, yıkılmamalı mıdır diye. Bak raporla fetva başka evet. Bir şey. Rapor yazmıştır. 3. Murad'a bu arz edilmiştir. Şeyh Şuca Dede'ye de sorulmuştur raporda az önce. Raporda ne yazar? Raporda şu yazıyor. Karışıklık çıkmak üzere. İstanbul'da işte o gizli teşkilatında adamları var. İstanbul karıştı karışır. Kafire fırsat vermeyelim. Mecbur burayı yıkalım. Raporda bu ya. Yoksa buraya bilimden dolayı hurafelerle uğraşıldığı için yıkılmış değil. Takiyettin Rasit'in yani rasathanesi. Yani bir komiteyi engellemek için. Ama şimdi için. Şöyle söyleyelim. Yani şimdi eksik bir bölge kalıyor. Aynı zamanda Avrupa'da bir yerde sen söyleyeceksin. Evet onu söyleyeceğim. İsviçre'de ben de. Şimdi bir bitireyim. Evet. Şöyle. Aslında rekabeti engellemek evet. için yaptılar. Osmanlı'nın içine bir şekilde ajanlar tarafından fitne sokuluyor ve İsviçre'deki işte gözlem evini öne çıkartmak için İstanbul'dakini yok etmeye çalışıyorlar. Evet aynen öyle. Çünkü biz daha önceki geldiğim programda da kıymetli hocam konu oydu zaten. Gökyüzü evet. Şatosu ve Yıldız Şatosu. Onları anlatmıştık. İşte ona rakip olmasın diye hainler içeriden devlete içine sızmışlar ve bu rasathanenin yıkılmasına sebebiyet vermişler. Şimdi geldik meselenin en önemli yerine. Bu nedir? Şimdi şunu evet. anlatacağız. Burayı anlatmadan önce. Şimdi Kılıç Ali Paşa'ya talimat verilir. Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'ya. Bunu söylemeden bunun ne olduğu anlaşılmaz. Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'ya talimat verilir. Denir ki git burayı yık yerle bir et. Kılıç Ali Paşa rasathaneyi yıkmadan önce, topa tutmadan önce diyor ki ben burayı bir gezeceğim. Atai tarihine göre bakın kaynak veriyorum. Atai tarihine göre Osmanlı zamanında yazılan kroniklerdendir. Atai tarihine göre Kılıç Ali Paşa buraya girer, burayı gezer, bir ilginç makine görür. Burası çok mühim. Evet. Diyor ki orada çalışanlara bu ne işe yarar? Oradakiler diyor ki vallahi bize dedi ki Takiyettin Rasıt bu güneşin yüksekliğini ölçmek, yıldızları ölçmek için filan dedi ama hiç o iş içinde kullanmadı. Ki rasathanelerin evet. görünen şeyi odur. O yüzden evet. açılırlar. Evet, evet. Ama bu ne? Evet, ama bu ne? Zaten de diyor ki orada çalışanlar zaten bize bunu dedi ama bu amaçla hiç kullanmadı. Şimdi diyor ki ya bu ne kadar enteresan bir alet, ne işe yarıyormuş filan diye bir soruyor, bakıyor. Enteresan mekanizmaları, düğmeleri filan var. İşte bu görmüş olduğunuz çizim Takiyettin Rasıt'ın rasat aletlerini anlattığı kitabında mevcut. Bu çizim aynı zamanda bu Fuat Sezgin Hoca'nın kitabında evet. da var.
Büyük Çağ'da. Büyük Çağ'da. Oradaki yazılar şerh edilmiş mi? Rasad-ı Aletiyye, Rasad-ı Aletiyye kitabın adı. Evet. O kitapta bu çizim de var. Şimdi deniyor ki bu aslında bir iddia şu. Deniyor ki bu gökyüzünün işte anlamlandırılması tahminleridir. Bir işte göksel olayın konumlandırılmasıdır filan. Fakat başka iddia diyor ki, şimdi bütün bu anlattıklarımızı toparlarsak yine... Evet. Şeyh 3. Murad'ın rüya defteriyle ilintili bir de Fuat Sezgin Hoca'nın kitabından çıkarttığım bilgileri birleştirdiğim zaman ortaya bu çıkıyor. Çünkü bunun ne işe yaradığı tam anlaşılmamış bir de. Yani buradan anladığımız kadarıyla bu bir aslında zaman makinesi evet, yapmış adam. Bu adam zaman evet. makinesi yapmış. Bu da aslında astronomik takvim falan değil. Bu çemberleri oynatmak suretiyle ve şuradaki vefkleri ve tılsımları da kullanmak suretiyle Takiyüddin Rasıt geleceğe bakabiliyormuş. Evet, geleceğe yani, bakabilmek derken bir yani dürbün gibi bir şeyle bakmaktan mı bahsediyoruz? Aynen öyle bahsediyorum. Yoksa bir zaman yolculuğu yapıp mekan değiştirmekten mi bahsediyorsun? Tahminim o da var. Sizin ikinci dediğiniz de var ama benim anladığım çünkü kaynaklar diyor ki yine o tanınmayan Büyük Çağ kitabında zaten bu makineye bağlı bir de bir teleskop varmış. Bu makineye evet. bağlı. Zaten Takiyüddin Rasıt teleskobu da yapmış. Evet. Diyor ki hani Batı işte Batı teleskobu işte Müslümanlardan önce yapmıştı, Müslümanlar sonra yapmıştı. Bırakın bu palavraları diyor Fuat Sezgin Hoca. Evet. 800 yıllık birikimi, İslam birikimini diyor üst üste koyup Takiyüddin Rasıt diyor şey yaptı. Siz söyleyin teleskobu yaptı. Bu makineye de diyor bağladı ve bundan diyor geleceğe baktı. Aslında diyor İran'ı yeneceğimizi de kuyruklu yıldız falan hikayeydi. Onu da diyor bu makineyle buldu. Gördü ve söyledi. Çünkü ya bu kadar bir şey söyleyebilir miyim? Bu kadar nokta atışı doğru bilgi olmaz Sayın Hocam. Şöyle, şimdi 3 tane mi 4 tane mi ne meşale savaşları var. Bu savaşlara niye meşale savaşı deniyor? Özdemiroğlu Osman Paşa... 1583'teyiz. Bir evet. deha göstermiş ve demiş ki... Tabii bu tahmini önceden yapıyor şey. Tahmini Takiyüddin Rasıt önceden yapıyor. Bu rasathane yıkıldıktan sonra da o olaylar gelişiyor. Evet. Şimdi... Diyor ki biz İran'ı yeneceğiz hatta Tebriz'e kadar gideceğiz. Özdemiroğlu Osman Paşa ne yaptı? İşte o meşale savaşlarıyla normalde eskiden gece savaşılmıyordu. Özdemiroğlu Osman Paşa çok büyük bir kabiliyet gösterip meşaleleri dikip şeylerin arasına yerleştirip gece de harbe devam edip İran ordusunu darmadağın edip Tebriz'e kadar girdiği için meşale savaşları denmiş. Şimdi velhasıl buradaki anlatılan... Teyfur Erdoğdu yazıyor diyor ki aslında dürbün değildir o görmek için baktığı bir küredir diyor. Ve bu küreyle diyor görüyordu her şeyi diyor diye yazmış. Şimdi Teyfur'a selam olsun burada. O biraz eyvallah. Batı tarzı ya da şey tarzı. Eyvallah. Senin dediğin daha doğru. Ama şöyle hocamıza da yani asla saygısızlık yapmak değil amacım. Fakat şöyle Takiyüddin Rasıt'ın şeyi teleskobu icat ettiği. Diyor ki bak evet. Soner arkadaşımız Ertan abi Sayın İspir çok hızlı ve karışık anlatıyor. Anlaması zor. Biraz daha yavaş anlatırsa tamam. daha iyi anlayacağız. Efendim tamam. soru sorun anlamadığınızı hemen Sayın İspir'e soralım. O zaman baştan şöyle hemen bir geçeyim evet. üstünden. Bu astronomik bir gözlem midir? Astronomik bir takvim midir? Yoksa bu Takiyüddin Rasıt'ın yaptığı bir zaman yolculuğu yani zamana bakmak için ayna gibi bakmak için yaptığı bir makine midir deniyor. Ben Deniz'in kaynaklardan çıkardığı işte Fuat Sezgin Hoca'nın kitabından işte 3. Murad'ın rüya defterinden çıkarttığım ve diğer anlattığım bilgileri de toplarsak bunun aslında geleceğe bakmak için kullanılan bir makine olduğu şunların da mekanizmaları olduğu ortaya çıkıyor. Demin anlattığım bir şey eksik kaldı. Kılıç Ali Paşa girmişti ya içeriye girmişti Kılıç Ali Paşa bu makineyi görmüştü ya. Bir şey yapmıştı. Ben orayı atladım. Orayı anlatmak lazım. Çok önemli. Kılıç Ali Paşa o adamlara sordu ya bundan ne yapıyordu diye. Ya işte dedi ki yıldızlara bakıyorum falan dedi ama güneşin yüksekliğini ölçüyorum falan dedi ama alakası yok. Hiç o işe kullanmadı. Diyor ki bu işte bir gariplik var. Bunu diyor sökün. Bu aleti diyor sökün. Zincirlerinden boşandırmışlar aleti. İşte 35-40 kadar nefer bunu parçalara ayırmış. Parçalara ayırdıktan sonra götürmüşler bir kuyuya atmışlar. Atayi tarihinde yazan bilgiyi söylüyorum Osmanlı zamanındaki kronik evet, ve üstüne evet. de çalı çırpı basıp bunu gözden kaybetmişler. Ondan sonra Kılıç Ali Paşa rasathaneyi topa tutma emrini veriyor ve rasathane yerle bir ediliyor. Fakat tekrar ediyorum o dinleyemedim diyen kıymetli kardeşimiz için de Takiyüddin Rasıt bu rasathaneyi kurarken ne demişti? Bir, yeni bir astrolojik devre giriyoruz. Tabii. İki, Osmanlı'yı gelecekte zor günler bekliyor. O yüzden bu rasathaneye ihtiyacımız var. Üç,
gelecekten bilgi almamız lazım ilmi nücum kaideleriyle diyor. 3, 4, bir de diyor bizim geleceğe bakmamız lazım. Buradaki bakmak kelimesi gerçekten çok ilginç ya çünkü. Bu Allah'ın ilmiyle zaten. Evet. Hazreti Edris'in biliyorsunuz tedris edildiği ilimlerden bir tanesi ilmi nücumdur. Evet. Yani bu peygamber ilmidir. Evet. Ama edep dairesinde. Hatta tasdik için söylüyorum. İmam-ı Gazali Hazretleri de söylüyor ki astronomi, astroloji de diyor bir peygamber ilmiydi. Allah'ın ilmiyle sonradan gelenler diyor bunu falcılığa çevirdiler diyor. Bugün dünyanın devasa yeni bir teleskopu yapılmıyor mu? Ne yapıyor? Aslında geçmiş hep tekrar ediyor hocam ya. Yani döngüler oradaki, halinde geçmiş tekrar oradaki ediyor. Oradaki felekleri, Osmanlı tabiriyle gökleri görmeye çalışıyorlar. Evet. Yani uzaydan buraya, dünyadan buraya veya o uygarlıklarda neler oluyor? Görebilmediğimiz. Çünkü her şey anda oluyor. Fezada aslında, neler evet. oluyor değil mi? Evet. Bu. Bir de bunu bir de zamanla geleceğiz. Tayin mekanla yani aletsiz görme olayları vardır. Evet. Siz devam edin lütfen. Çok güzel. Bendeniz'in bununla ilgili ha şu kenarlarındaki yazanların da bu aletin üstünde gelecektik. Yazan. Bu alet ya bu tabii şeması. Alet varken notlar, aletin üstünde notlar yazan. Notlar şerh edilmiş mi o notlar? Bu şey, tılsımlar olduğu söyleniyor. He. O zaman şöyle şimdi bir şey. Şimdi o bahsedilen küre diyor. Yine Teyfur hani katkıda bulunuyor televizyondan. Tabii. Diyor ki aslında o aynanın kendisi ayna var orada diyor. Evet. Ve aynadan görüyordu. Yani bizim masallarda baktığımız söyle ayna meselesine gelmiş diyor. Evet. Ama şu benim anladığım değerli şuradaki. Değerli dostumuz bu işi biliyor. Eyvallah. Hemen bırakayım geçmeyeceğim. Çünkü oradaki vekler evet. biliyorsunuz bir takım varlıkları. Tabii. Çağırma veklerdir. Melekleri Alimleri. Ya melekleri yani Mikail Aleyhisselam nelerden sorumludur? Göklerden sorumludur. Evet. Mikail Aleyhisselam'ın melekleri vardır, vazifelileri vardır. Onlara ayet Kur'an-ı Kerim taşıyıcılar der. Evet. Bunlar şimdi, bilgi taşırlar. Bunun o vekillerin sırları o. Osmanlı'da ve Selçuklu'da sırlı ilimleri konuşmaya devam evet. edeceğiz. Şimdi sorular geliyor. Bir tane soru geldi onu atladım ama yine sorayım. Peki diyor yani evet. niye depremi göremediler? İstanbul'daki olan büyük depremleri de acaba, gördüler mi diyor. Acaba göremediler evet. mi? Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Beyazıt-ı Veli zamanında ve diğer sahip deprem olan padişahlar zamanında neden camilerin altına büyük büyük delikler açıldı? Evet. Şu anda Süleymaniye'nin altına gidin, Beyazıt Camii'nin altına gidin, bakın. Çok güzel. Ondan sonra çok insandan büyük delikler var ve hem de binlerce. Çok çünkü depremin güzel. Etkisini azaltmak için görmüşler de yapmışlar. Ek, tasdik. Şimdi. Bir, bu çok önemli çünkü bir çocuk yarım kalacak anlatamayacağım. Çok güzel bir söz vardır. Kader hükmünü icra edirken, sen de bir Allah dostluysan, olayı biliyorsan, müdahil gücün yoksa kader ellerini arkadan bağlar. Bilirsin, müdahale edemezsin. Velayette bu sırdır. Şu kadarını söyleyeyim. Şöyle ayağa da kalkayım. Size bir şey söyledikleri zaman gelen bir kişi sana bir şey söylüyorsa, üst rütbeli bir velayette birisi ise söyledikten sonra arkasını eline bağlıyorsa böyle asker gibi esas duruşta durup da böyle gövde göstermiyor demektir. Oğlum ellerimiz bağlı müdahil olamayacağız demektir. İşareti o şekilde verir. Kader hükmü icra eder. Bilsem bile kader tabii ellerini bağlamıştır. Zaten kaderin mutlak diye bir şey var. Yani kaderin şimdi muallak diye bir şey var. evet. Değil mi hocam? Kaderin mutlak girmeyeyim. Diye bir şey var. Kaderin şimdi, muallak diye bir şey var. Tabii şimdi bazı sırları şimdi, açmak zorundayız. 3. Devam. Murat dönemi çok ilginç bir dönem. Evet. Ömer çünkü niye? Leistan Osmanlı'ya tabi oluyor. Evet. Mesela Fas, aldığım öyle. Notlar. Kırım Hanlığı Rusya savaşı ve vergiye bağlıyor mesela. Evet. İlginç değil mi? Safeviler ile savaşılıyor ve Çıldır'sa zaferi geliyor. Evet. Devamlı zaferlerin olduğu bir dönem. İşte 3. Murat seçilmiş tabii. Ya. 24 yani milyon seçilmiş, kilometre kare. Tabii. Şimdi bir anda bir bakıyoruz Osmanlı toprakları genişlemeye başlıyor doğuya doğru. Evet. Sonra bir şekilde bir anda duruyor her şey. Durma nedeni yine i̇şte geldiğimiz söyledi, zaman. Takvirdin evet. söyledi dedi ki bak bu gidiş böyle gitmeyecek dedi. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Yine rüya defteriyle alakalı ve ilintili bir şey söyleyeceğim. 3. Murada demişler ki sizin kıymetli hocam sorunuzla alakalı. 3. Murada demişler ki halk arasında falan konuşulmuş. Bazı müderrisler falan da konuşmuş. Ya bu adam ne kadar pinti bir adam. Ne kadar cimri bir adam. Boyuna hazine yığıyor şeye diye. Fakat zaten kendisi ne yapmıştı 3. Murat? 1 milyon duka altını zaten halka ve askere zaten tahta çıkarken dağıtmıştı. Bu evet. iki yapalım. Reklama gitmemiz lazım. Efendim. Kısa bir reklam vereceğiz, hemen döneceğiz. Osmanlı'da daha neler oldu sırlı, benzeri bütün konuları masaya yatıracağız efendim. İnşallah. Ufak bir reklam arası.
TV 100 ekranlarında kayıt dışındasınız efendim. Araştırmacı yazarlar Hakan Yılmaz Çebi ve Ömer Faruk İspir'le gizemli soruları konuşuyoruz. Sorular soruyoruz. Evet. Konular konuşuyoruz. Evet. Osmanlı'da ve Selçuklu'da neler oldu? Gizemler var bir yığın. Onları masaya yatırmaya çalışıyoruz. Konu Ömer'deydi. Ömer, bir şiir okuyacaksın. Hocam, onu okumadan önce konuştuğumuz evet. konuların ayağının yere bastığını göstermek için hızlıca bir şey yapmak istiyorum. Hızlıca yapma. Ağır ağır anlat. Tamam. Vaktimiz İsmail var. Hakkı Bursevi Hazretlerinin İmanın Şubeleri diye bir kitap bu. Bunu niye gösteriyorum? Yani edinip okuyabilirsiniz. Ömer uydurmuyor yani, içinde yazıyor. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki zaman genişlemesi diye bir şey vardır. Zamanda yolculuk diye bir şey vardır. Ve diyor... Bunun diyor gerçekten bilgisini bilirsen, Allah ihsan ederse yapabilirsin. Ya da diyor velayet mertebesine diyor gelirsen bunu diyor yapabilirsin. Bu bir. İkincisi diyor ki örnek vermek için zaman genişlemesine örnek vermek için diyor ki İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri İmanın Şubeleri kitabında diyor ki iki tane örnek veriyor. Yuşa Aleyhisselam diyor seferi kazansın, zaferi kazansın diye Allah güneşi durdurmadı mı diyor. Evet. Tabii güneş durdu, düşman yenildi, güneş ondan sonra battı. İkinci bir örnek veriyor. İsmi diyor geçmeyen bir peygamber diyor, ismini söylemiyor, bir sahabeden nakil yapıyor, yine burada var. Yine sefere gidiyor peygamber, o seferde işte o zamanki ibadet o geçmek üzere güneşe diyor ki ey güneş sen bir memursun ama diyor ben de bir memurum. O yüzden diyor bekle ibadeti yapalım, sonra da diyor şu düşmanı bir yenelim Allah'ın izniyle, sen diyor burada bekle. Ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki zaman genişlemesine bir de bir örnek veriyor. Sen diyor Kur'an-ı Kerim'e diyor hakkıyla diyor öğrenirsen, okursan, içindeki ilimleri diyor dışına çıkartırsan ve diyor bu Kur'an-ı Kerim'in diyor musikisini dinlersen başına iyi gelecek diyor. Tabii. Beynine demek istiyor aslında. Tabii. İyi gelecek diyor ve diyor sen diyor o zaman diyor bir isim veriyor Ebu Musa Sedrani gibi diyor gecede 70 bin hatim yapabilirsin diyor. Ama yeter ki diyor. Allah-u Teala Hazretlerinin diyor emrettiği ahlaka uy ve Kur'an'daki diyor var olan ilimleri diyor dışına çıkar. Şimdi hemen devam edelim. Dışına çıkart ne demek? Yani aslında buradaki içselleştir buradaki ilimleri. Fizik dışına çıkar. Evet. Bir de iki kitap daha göstereceğim. Bunları anlatmayacağım. Sadece göstereceğim. İbnül Arabi Zaman ve Kozmoloji. Muhammed Hacı Yusuf. Muhammed Hacı Yusuf İbnül Arabi Zaman ve Kozmoloji. Bu kitapta Muhammed Hacı Yusuf İbnül Arabi Hazretlerinin zamanda yolculuk yapılabilir, zaman izafidir ve zaman kavramlarıyla alakalı bütün şeyini kitaplarından derlemiş, buraya koymuş. Bunu da okuyabilirsiniz. Bir başka kitap hemen Einstein'ın Einstein evreninde zaman yolculuğu, zamanda yolculuk olasılığı. Bu da bilimsel bir kitap ve bu kitabın ağırlık merkezi %70 zamanda yolculuk yapılabileceği oranındadır. Yani tam olarak yapılır dememiş, %100 dememiş ama %70 oranında yapılabilir diyor. Tesla'nın deneyleri. Evet, evet. Tesla'nın şimdi deneyleri. Kıymetli hocam demişti bir şiir okuyacaksın galiba demişti. O şiiri de okuyayım isterseniz, sonra yine evet, oraya geçeyim. Evet. Şimdi bu Bendeniz'in Deccal'in Askerleri kitabında var. Zamana müdahale eden, başlığı da öyle atmışım zaten. Ve Avrupa'ya saatçiliği öğreten bilge Ahmet Eflaki Dede. Uzatmayacağım, sadece şunu söyleyeceğim. Bu zatı muhteremi övmek için, bakın tekrar ediyorum. Zamana müdahale eden ve Avrupa'ya saatçiliği öğreten bilge Ahmet Eflaki Dede'yi övmek için, bu arada hangi yıllar arası yaşamış? 1808-1876 devrin, yani kendinin yaşadığı devirin sadrazamı Keçecizade Fuat Paşa, kıymetli hocam, bir şiir yazıyor. Bakın sadrazam yazmış, hani bir şair falan bir şey değil yani. Koskoca bir sadrazam. Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa bir şiir yazmış ki bu şiiri niye yazıyor? Ahmet Eflaki Dede'yi övmek için. Şiir şu. Parmağıyla döndürür saati Eflaki Dede, dindirir hem bindirir mikatı Eflaki Dede. Kim yazdı bunu? Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa yazdı. Peki bunun manası neymiş? Sadrazam Paşa'nın Saatçi Dede'yi övdüğü şiirin manası şu şekildedir. Eflaki Dede saati parmağıyla oynatır, vakti isterse durdurur, isterse ileri alır. Peki bunu niye yazmış biliyor musunuz? Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa'nın konağına Ahmet Eflaki Dede geliyormuş kıymetli hocam ve Sadrazam Paşa'nın saatlerini ayarlıyormuş. Bir gün demiş ki Keçecizade, ya demiş sen bu saatleri yanlış mı ayarlıyorsun falan diye takılmış Hazret'e. Demiş ki daha sonra görürsün demiş, paşam demiş. Bir gün sonra tekrardan saat, yani bir gün sonra demeyelim şöyle diyelim, saatleri ayarlama vakti tekrardan geldiğinde Keçecizade Fuat Paşa kendi konağından içeriye girerken Ahmet Eflaki Dede de çıkıyormuş. Yani karşı karşıya gelmişler çıkıyormuş. İçeriye girmiş. Bir bakmış ki Ahmet Eflaki Dede hala saatlerle oynuyor içeride.
Demiş ki efendi hazretleri siz işi bitirmiştiniz, çantayı toplamıştınız, dışarıya çıkmıştınız. Biz sizle karşılaştık, hatta selam verdiniz. Evet. Demiş ben şimdi içeriye girdim, sizin üst baş perişan, üst baş simsiyah filan. Hala demiş saatleri yapıyorsunuz. İşte bu hali gördüğü için şiiri bir daha okuyalım. Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa ne demiş? Parmağıyla döndürür saati Eflaki Dede, dindirir hem bindirir mikati Eflaki Dede. Nedir manası? Eflaki Dede saati parmağında oynatır. Vakti isterse durdurur, isterse ileri alır. Şimdi bu zattan peki kimler istifade etti? Sultan II. Mahmut, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamit Han kendisini devletin resmi saatçi başısı ilan ettiler. Ve bir de önemli bir şey daha var. Hazret niye 11 tane yapmış bilmiyorum. 11 biraz garip bir sayı ama. O 11 tane de sırlı gizemli saat yapmış. Saatlerin biri de ismi Celal okuyarak, yani Allah ismi şerifini okuyarak çark edip sema dönüyor. Böyle bir enteresan bir olay. İsterseniz devam evet. edelim. Söyleyeceklerim yine burada 8'e bitti. Gelelim mi? Tabii tabii. Çünkü sorular çok geliyor. Çok diyor. Bak ne diyorlar biliyor musun? Bu bir sonraki, bir önceki. Kral evet. abi diyor. Biz arkadaşlar 8'i yine vereceğiz. Kral abi demiş, çok değerli konuklar ve değerli bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Şeyi diyor yine bahsederek Rasathaniye işaret ediyor. Çok net diyor, şunu söyleyebilir miyiz? Acaba gerçekten bu, eğer bir makine varsa, bu makine saklandı mı yoksa gerçekten kırıldı, parçalandı mı diyor. Bu makineyi benim okuduğum kaynak kırıldığını İsmail söylüyor. Bir arkadaşımız Atayi yani. Tarihinde kırıldığı söyleniyor. Çünkü Kılıç Ali Paşa bunu kırmış ve kuyuya atmış. Fakat, yani şimdi var. Kırmış ve kuyuya atmış. Yani mış gibi bir şey. Mış, işte onu arz edecektim evet. Sayın Hocam, kıymetli hocam. Şöyle, çünkü Osmanlı Devleti gibi bir devlet onu ne kırar ne kırdırır. Ne de zaten bu makine yapılmadan, yani önce bunu kimse görmedi mi yapılırken, içeriye taşırken filan. Muhtemelen Atayi'ye emir verdiler. Dediler ki bak millet bunu öğrenmesin, uyanmasın. Kırıldı, kuyuya attı. Ama şöyle de biz de bunu saklayalım. Böyle olması da %60-%70 mümkün. Yok, şöyle de olabilir. Ahmet Efendi Efendi'nin yapmış olduğu sahra topunu alıp Almanlara teslim edip geliştirip seri hale getirmeleri gibi o parçalarda alınıp Amerika'ya, oraya buraya gönderilip ondan sonra bugünkü teleskopun babası olarak da kullanılmış olabilir. Tabii, olmadı mı? Evet. Şeyin Galata Kulesi'nin önündeki en eski ahşap mescidi bir gecede söktüler, yok ettiler. Hamuduyla getiriyorlar bunlar tarih eserleri. Bu arada bu kıymetli kardeşler merak ediyorlardır muhtemelen. Takiyüddin Rasıt'ın yapmış olduğu rasathane neredeydi? Onu da söyleyelim, yerine. Osmanlı zamanında neredeydi? Taksim Meydanı'ndaydı. Galata sırtlarında Galata'da. Olduğu da söyleniyor. Taksim'in meydanda olduğu da söyleniyor. Evet. Evet. Aslında bunun da, şöyle de diyelim, Tophane sırtları diyelim daha doğru olur. Yani onu da, evet. Oraya işaret ediyor. Bunun yani ben işin özünde sonunda şunu söylüyorum ki bakın bu gece burada bir ilk yaşanıyor. Size bir zaman makinesi gösteriyoruz kıymetli dostlar. Yani bunu atmıyoruz, belgesi burada, kaynakları söyledik, gösterdik. Bu belgenin olduğu eseri, kaynağı bir daha hatırlatır mısın? Takiyüddin Rasıt'ın, bu arada çok önemli, Takiyüddin Rasıt'ın kendi kitabından bu. Evet, o kitap nerede? Bu kitap, Takiyüddin Rasıt'ın bu kitabı Aleti Rasadiye, yani o şeyde kullandığı, işte rasathanede kullandığı aletlerini anlattığı kitapta bu belge. Tamam, el yazması evet. bir eser. Bugün bu eser nerede? Bendeniz'in bildiği kadarıyla Kandilli Kütüphanesi'nde. Kandilli nedir? Rasathane. Evet, rasathane. Evet. Müneccinbaşıların makamı oraymış zaten Osmanlı zamanında. Yani bugün zamanında. Deprem olaylarını çözdüğümüz evet. kandilleri aynı zamanda ilk... Yani Osmanlı'da kullanılan rasathanelerden evet, bir tanesi. Ama şuna bir daha bir dikkat çekelim. Bu gece bir ilk yaşanıyor burada gerçekten. Bendeniz kendi şahsi fikrim %100. Bu bir zaman makinesiydi benim fikrim. Ama inşallah kıymetini bilenlerden ve bu ilimleri öğrenenlerden oluruz. Bu arada şuranın da kırmızı olmasının da bir şeyi Tevfur var. Tevfur da aynı şeyi söylüyor. Tevfur Erdoğdu da bu bir zaman makinesiydi. Fakat senle ayrı olan görüşü makinenin başka türlü çalıştığını, evet. bir aynasının olduğunu, teleskopunun değil, bu dairelerin de mekanizmanın kendi çarkları evet, olduğunu evet. söylüyor. Onu ben de söylüyorum fakat yani şuranın kırmızı olmasının... Yani neklere göre felekler ayarlanıyor, evet. o feleklerin mülhimeleriyle de bağlantılıya geçiliyor. Yani burada fizik de var, metafizik Hocam, de var. Hocam bir şey söyleyeyim. Yani Musa evet. da var, Hızır da var. Allah, Allah. Hiçbir bilgi hiçbir kuluna vermez. Ben böyle biliyorum iddia, bunları durduş, çalışanlarla yaşadım. Durduş, evet. O yüzden çok müdahale etmiyorum. Yaşadığım sahne var. Fizik,
metafizikle örtüştürülecek zaman da ona geldi. Bu cep telefonları, bu cep tabletler neyle çıktı? Hocam. Bunlar da böyle şey yapıldı. Sevgili dostlar, dün Hazreti Süleyman'la ilgili bir kitap okumaya başladım. Yabancı bir kaynak. Diyor ki, şimdi senin söylediğinle ilgili bir şey söyledi. Onun için açılsın söylememiz diye konu lazım. Söylüyorum. Ya, duruyorum diyor ama ki, voleyi vurmak fizik bomba, hocam, bomba, fizik birbirinin içine girmediği zaman hiçbir şey anlaşılmayacak. Bir daha tekrarla abisi. Fizikle metafizik birbirinin içine girmediği sürece, evet, yani birlikte çalışmadığı sürece çok sağ ol, hiçbir şeyi anlama şansınız yok diyor. Yok. Ve o çağa, evet, geldik. Lütfen kesmeyeceğim. Aynen öyle. Süper kualite çağına geldik. Şurayla ilgili bir şey alalım mı? Şu kırmızı nedir? Evet. Evet. Bu tasavvufta malum hocam, siz iyi bilirsiniz. Kıymetli tamam, hocamız da bilir. Tasavvufta renkler var. Her esmanın renkleri var. Kırmızı da ismi Celal'in nurudur, ismi Celal'in rengidir. Ve burada aslında Takiyüddin Rasit diyor ki, ben bunu yapıyorum ama kuvvet ve kudret elinde olan Allah'ın izniyle yapıyorum diye bu mesajı da veriyoruz. Vermiş. Evvelallah. 10 numarayı bir alalım ve ardından şimdi gelelim. Bu daha ilginç bir şey. Evet, daha ilginç bir konuya bu geldik. Bu gece yine, evet, geceye damgasını vuracak enteresan ötesi enteresan bir şey söyleyeceğiz. Şöyle, bu görmüş olduğunuz çizim Muayyeddin el-Urdi. Bir daha söyleyelim, ismi biraz çok telaffuza müsait değil. Muayyeddin el-Urdi isminde bir gökbilimciye ait. Peki ne zaman yaşamış? 1200 ve 1266. 1266 arasında, evet, yaşamış. Peki hangi devletin tebaası? Önce Selçuklu devletinin tebaasıydı. Sonra Moğol devletinin, Hülagu devletinin tebaası oldu. Bunun ama bir hikayesi var. Selçuklu'yu falan muhtemelen satmış değil. Muhtemelen Hindistan'dan gelmiştir. Urdi oradan geliyordur. Evet. Şimdi Suriye'de medresede astronomi ve astroloji okuturken geceleri gök cisimleri gördüğünü söylüyor. Bugünkü deyişle dünya dışı zeki yaşam. Yani UFO'lar. UFO'lar, evet. UFO'ları, evet, gördüğünü söylüyor. Ve kendisi iki tane kitap yazıyor. Kitap bir Risale-i Heye, kitap iki Risale el Hayat. İki tane kitap yazmış. Bu gördüğünüz Risale el Hayat'tan bir çizim. Şimdi geleceğiz buraya. Kitabül Hayat. Evet, Kitabül, evet, Hayat. Bu burada beklesin. Şimdi Muayyeddin el Urdi bu gök cisimlerini gördüğünü kitaplarına yazarken ve Selçuklu devletinden de bir yardım istiyor bu konuda. Şurası muamma. Selçuklu yardım etti mi etmedi mi muamma. Fakat Hülagu kendisini çağırmış. Gel burada, biz bir rasathane kuruyoruz. Meşhur Meraga rasathanesi. Gel burada çalış. Meraga da neresi? İran'ın doğu tarafı. Evet. Daha çok Azerbaycan eyaleti şehri filan, evet, gibi. Değil mi? Öyle, evet, bakmamız, evet, lazım. Şimdi orada meşhur Nasreddin Tusi'nin de, evet, bu rasathanenin, çünkü Meraga rasathanesinin başı Fuat Sezgin hocanın da söylediği üzere Nasreddin Tusi idi. Şimdi diyor ki, gel sen yapma, ben istihbaratını aldım, sen diyor böyle çalışmalar yapmak istiyorsun, gel burada bu çalışmaları yap diyor. Peki Muayyeddin el Urdi de diyor ki, ya ben bak burada gece uçan cisimler görüyorum, UFO'lar yani. Ben diyor bunlarla ilgili oraya gelince çalışma yapmak istiyorum, buna müsaaden var mı? Diyor ki gel o çalışmaları da yap. Evet. Yine Fuat Sezgin hocanın söylemesine göre Muayyeddin el Urdi Meraga rasathanesine gidince o rasathanenin tamamen fikri ve ilmi yönünün Nasreddin Tusi'ye ait olduğu söylenir ama bu bilgi yanlıştır. Yarısı ona aittir, yarısı da Muayyeddin el Urdi'ye aittir. Muayyeddin el Urdi buradaki bu Meraga rasathanesindeki aletin, edevatın yarısından fazlasını yapmış. Ve Kitabül Hayat'ta da, orada Kitabül Hayat'ta da bu çizim var. Şimdi bu çizimin şu olduğu söyleniyor, bir demin olduğu gibi üstü sırlanmak için ve kapatılmak için, hani Takiyüddin Rasit'in o çiziminde de söyledik ya, evet, işte buna işte gök cisimlerine işte baktılar böyle çizdiler filan. Burada da yine aynı şey söyleniyor, deniyor ki Muayyeddin el Urdi burada işte gökyüzünü gözlemledi, geometrik bir şekil çizdi. İyi de şöyle enteresan bir şey var bizi bağlayan. Muayyeddin el Urdi'nin hayat hikayesini incelediğimizde şunu gördüm ben. Kendisi uçan cisimlerin yapısını anlamak için geometri çalışmış, o devrin felsefesini çalışmış, o devrin mantığını çalışmış, o devrin matematiğini çalışmış ve mekanik ilmi çalışmış. Tabii sırf bunu anlamak için, bu mevzuyu, bunlar nasıl havada uçuyor, bunlar nedir diye. Ve Meraga rasathanesinde çalışırken konu o ki, yine bir uçan cisim görüyor. Bakın burada çemberlerin, gözünüzde hayal edin, iç içe geçmiş çemberler, böyle havada hareket eden, iç içe böyle dönen, havada devran eden bir makineyi hayal edin. Onun
şeklini bir güzel maddetül hayata çizmiş. Bakın bu bir uzay gemisi aslında. Evet. Yani benim fikrim, kanaatim o yönde. Ama bunun uzay gemisi olduğunu söyleyenler de, yani bunun ne olduğunu adlandıramadığını söyleyen insanlar da var ki, uzay gemisi dememekle beraber ne olduğu adlandırılamıyor diyenlerden biri de Fuat Sezgin Hoca'dır. Evet. Yani ne olduğu bilinmiyor. X yani demiş. Yani aslında bir küre var. Belki güneşin kendi. Üzerindeki yazılarda ne var? Bu aletin ne, yani bu uzay gemisinin neyle alakalı olduğunu, ne yaptığını, kendinin ne gördüğünü yazmış buraya. Veya gökyüzünde evet. Bir alanı nasıl yaptığını. Şimdi konu biraz açılsın diye söylüyorum. Peki Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin Marifetnamesi. Buna benzer çok şekiller var. Bravo. Çok şekiller var ve astronomi ve astroloji konusuyla alakalı da Marifetname'de Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri çok detaylı açıklamalar yapmıştır. Buna benzer şekiller de o kitapta var sizin söylediğiniz gibi. Gittiğinizde küçücük bir tilloda. Sanki oradan çıkmamış da değil mi? Evet. Şimdi tabii bunlar konuşulurken hep aklıma Osman Nuri Eralp geliyor bir anda. Mükemmel bir adam. Evet. Tamam, şimdi çok değişik bir insan değil mi? Evet. Yani aslında kendisi şöyle bakacaksınız, mikrobiyolog ama çok önemli bir konusu var. Bu dünyanın sonu nasıl gelecek diye bir kitap yazmış durumda. Ama ondan bununla önce bir ilgili. Önemli kitap tabii. Daha var hocam. Şimdi, yine şu konuyla ilgili çünkü. Tabii, evet. Ona da geleceğim. Şimdi evet. Yani biraz böyle girizgah yapayım, hocam, biraz buyurun. Sulandırayım diyor ya. Ben heyecanlandım. Konu çok heyecanlı hocam, kusura bakmayın. Konu müthiş heyecanlı, evet. Tamam, şimdi şöyle bakmamız lazım. Tabii konuya baktığımız zaman, hani Eralp dediğimiz zaman tarih ne? 1876-1940. Bu tarihler arasında başka dünyada canlılar var mıdır diye... hani konuyu gerçek anlamda bunu ispat edeceğim, bak bununla ilgili tüm çalışmaları yapacağım diye kitaplar yazıyor. Ve aynı zamanda diyor ki biz bu başka canlıların dışında kozmolojiyi anlamamız lazım. Eğer kozmolojiyi anlamazsak kendimizin ne olduğunu anlayamayız. Yani İsmail Hakkı Aydın'la hep konuştuğumuz konu, mikrodan makroya, makrodan mikroya çözdüğümüz zaman sistemin kendisini de çözeriz diyor. Dolayısıyla kendisi aslında bakteriyolog, virolog, aynı zamanda şarbon hastalığı, sığır vebası, kolera, frengi, aklınıza hemen hemen o dönem için önemli olan hastalıkların hemen hemen hepsiyle ilgili çalışmalar yapmış. Yani aslen bir tıp adamı. Ama bir bakıyorsunuz ki iki tane kitabı var farklı. Yani birincisi biraz önce bahsettiğimiz hemen gibi. Hemen Ömer'e geçmeden konuyu bir bitireyim hemen. Tamam abi, hemen ha. Söyle. Şöyle bir tanesi, dünya dışı varlıklar var mıdır ve dünyayı nasıl bir son bekliyor tamam. Diye Ömer, iki kitap belirlemiş. Ömer geçerken bir de konuyu yazmaya. Hani hep Fuat Sezgin Hoca'dan örnek verdin ya. Evet. Şimdi gönül isterdi ki. Değil mi? Rahmetliyi burada alalım. Ben çünkü Florya'da falan evet, çok buluştuk. Evet. Birebir konuştuk. Türkiye sen de oradaydın tabii, abi. Tabii. Siz de birebir konuştunuz. Yani odaki ürünlerden, yapılan mekanik ürünlerden. Tabii elde kendisi onların taklitlerini hep yapıp sergiledi sizin dediğiniz gibi. Evet, sergiledi. Gönül isterdi ki bu programdan sonra şey geçtikten sonra çocukları oraya getirelim. Bir Osmanlı'da, Selçuklu'da nasıl bir ilim vardı, kıymeti bilinmedi. Bugün batıdan karşımıza çıktığında nasıl hayranlık duyuyorsunuz? Tabii, şöyle ve de bir şey söylüyor. Bugün uzay teknolojilerini nasıl anlayacaksınız? Bu ilim burada niye ketmedildi? Evet. Gelecekte bu torunlar, bu çocuklar neler yapmalıya getirmemiz evet, lazım. Aynen öyle, doğrusu Bilman bu. Bilman Çayır bu demiş ki, büyük bir zevkle izliyorum, teşekkür ederim. Hüseyin Çokur Pınar demiş ki, iyi yayınlar Ertan Bey, çok güzel akıcı bir program oluyor, herkese kolay gelsin. Tabii şurada Emin yazmış, demiş ki Kral abi, o ışınlanma makinesi olabilir mi? Başka bir şey. Tabii aynı şeyi konuşuyoruz. O da bir zaman makinesi olabilir yorumları yapıyor. Yine Mustafa Gürcan demiş ki Kral abi, batı tarafında da doğu tarafında da aynı metafizik konular işlenmiş. Peki şu an batının bu kadar gelişmesinde zaman yolculuğu etkili olmuş mudur? Yani alnından öpeceğiz Mustafa Gürcan seni. Tamamıyla müthiş doğrudur. Çünkü yani zaman yolculuğu veyahut da bir farklı boyuttan iletişim sağlamak teknolojinin kendisi. Şeyi de bilmiyoruz. Einstein denilen adam veya Edison denilen adam, bir bakıyoruz sabah kalktığında bir şeyler buluyorlar. Ya aklıma bir şey gelmişti, bir de onu deneyeyim. Ama şimdi topluyorlar da. İşte dolayısıyla
şeyi de bilmiyoruz. Bakın bununla ilgili Tesla'nın çok önemli çalışmaları var. Bunu atlamamanız lazım. Diyor ki Tesla, bu güvercinler var ya diyor, hani soruyorlar bu güvercinler nedir? Bu güvercinler önemli bir ruhtur. Bunlar söylüyor bana, siz duyamıyorsunuz onları diyor. Ne olduğunu, ne söylemek istediğini bilmiyoruz. Hani batıdaki bahsi, ama Tesla'yı da unutmayın ki bir Osmanlı aslen. Bravo. Hani Osmanlı kişisi. Niye? Nakşibendiler yetiştirdi onu. Tabii, niye? Çünkü o dönem işte bahsedilen işte doğduğu yerler yani bütün bu Osmanlı'ya ilimlerle, ait. Osmanlı, evet. Sahasında sözüne girdim ama abi tamamlayayım. Bu ilimlerle, evet. Osmanlı sahasında yetiştirildi. Tesla bu ilimlerle bu Osmanlı kadar, sahasında, evet. Yetiştirildi ve orada batıda bunları teknolojik olarak yapar hale geldi. Bu işin ne kadar önemli olduğuyla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Kıymetli hocamız seneler önce kayıt dışı programında şöyle bir şey söyledi Sayın Ertan Bey. Dedi ki, acaba dedi Nikola Tesla Abdülhamit'le yüz yüze görüşseydi, sizden duydum ben hocam, evet, yanlış hatırlıyorsam belki affedin. Yok yok, doğrudur söyledim. Yüz yüze görüşseydi ve Abdülhamit Han'ın kurduğu tesislerin başına Tesla geçseydi dünyanın kaderi nasıl olurdu diye söylediniz değil mi, evet, hocam? Evet, yanılıyorsam affedin. Tabii. Yok yok, doğru. Kayıtlarda var. Evet. Şimdi bu, çünkü hocamız onu boşa söylemedi. Bendeniz de ondan. Tabii seneler... O dönem ben Abdülhamit'in danışmanlığıyla ilgili hani işte biraz. Payitaht dizisiyle, evet, alakalı. Payitaht dizisiyle ilgili çalıştığımız zaman yani neler oldu, çıkan olgular. Yani aslında hani görüşmedi de demek yanlış olabilir. Tabii. Bak, tabii başka teşkilat bir şey tarafından size. Yani Yıldız Teşkilatı tarafından bilgiler getirildi, götürüldü. Yani Tesla ile ilgili o Sırbistan bölgesinde, çünkü bak bir şey var. Yıllar evvel biz gençliğimizde biliyorduk. Tesla o Osmanlı hinterlandında, ya Osmanlı nereden girdi şeye? Evet. Balkanlardan girdi. Burayı kaçırıyoruz. Nakşibendiye tarikatının, Horasan erenlerinin en güçlü olduğu yerler orası ve bu ilimler orada neşvi neva buluyordu. Orada yetiştirildi, öğrendi, batıda icra eder hale, evet. Geldi. Allah'ın ilmi canım. Evet, aynen öyle. Evet, geldik Osman Nuri Eralp'in çalışmalarına. Bir şey ekleyecek misin hocam, bununla ilgili? Hocam, bununla ilgili eklemeyeceğim, evet. Ama zatenizin dediği ve hocamın, evet. Dedikleriyle alakalı. Şimdi Einstein mevzusu, Büyükelçimiz Sayın Mahmut Erol Kılıç, galiba büyükelçilik yapmıyor şu anda, başka bir vazife atandı ama Mahmut Erol Kılıç Einstein'la ilgili Anadolu'nun Ruhu kitabında diyor ki, Einstein ezoterik locaların laboratuvarlarında çalışarak ama bu tür şeyleri Einstein buldu diyor. İyi bir masondur yani. Tabii işte onu ya söylüyor. Hoca onu söylüyor Mahmut Erol Kılıç Efendi. Konuşturmayın. Onu söylüyor. Patent şimdi, grubunun başına geçip bir sürü bilgiyi alıp modifiye eden şeyde, çalan adamdır ya. Şeyde Nikola Tesla ile alakalı da şunu söyleyeyim. İşte hocamızın o konuşmalarından sonra bendeniz de bu işin oldu peşinde düştüm. Bir araştırma yaptım ve şunu gördüm. Nikola Tesla aslında Abdülhamit'le çalışmadığına, İstanbul'a gelmediğine çok üzülmüş. Çünkü tabii, neden? Doğrudur. Doğrudur. Küresel, bu, tabii zaten bunu tabii söyledim. Dediğim bilgi trafiği vardı aralarında. Var, onu kabul ediyorum. Küresel güçler çünkü kendisine ne yaptı? Otel odasında ölü bulundu, eşyalarına el konuldu. O pişmanlıkla ölmüş tabii. Evet. 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 Amerika Şehri İslamları Tesla ile devamlı ilişki içindeydi. Çünkü Sırbistan o dönem, bir Osmanlı üstünü toprağı. Çizelim, Osmanlı toprağıydı. Dolayısıyla Tesla da aslen bir Osmanlı vatandaşıdır. Şimdi şöyle bir laf söylüyorlar ya hocam, çok özür diliyorum. Evet. Geri geldiği için bunu söylemeden duramayacağım. Ben bunu okuduğumda gözümden yaş gelmişti çünkü. Bir Tesla bir Osmanlı etmez. Osmanlı bu kadar kötüdür. Tesla gibi bir adam mı yetiştirmiş ki Osmanlı diyenlere de bu gece buradan selam olsun yani. Şimdi şöyle yansınlar, hızlı gideceğim. Yansın. 34 numarayı bir ekrana alalım. Şimdi belki Osman Nuri Eralp'i, evet, ilk beyefendi. Defa duyanlar olacaktır içinizde. Efendim Osman Nuri Eralp bu bey. 1800, tabii, evet. Tarihi söylediğimiz zaman 1876-1940 dönemleri arasında yaşamış bir zat kendisi. Kendisinin 12 numarayı verelim. Çok önemli yani, biraz önce söyledim. Bir aslında işte... Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye'den mezun bir zat kendisi. Evet. Dolayısıyla yani sivil tıp fakültesi diyelim şu da, andaki anlamda. Evet, bu da Abdülhamit Han'ın çektirmiş olduğu. Evet. Çektirmiş olduğu Sultan II. Abdülhamit Han, hani malum
30 bin fotoğraf çektirmiş. Adam olacak insanların da fotoğraflarını çektirirmiş. Onlardan birisi de Osmanlı Nuri Eralp. Bak, Osmanlı'da bilim yoktu diyorsunuz ya, şu gözünüz görür belki, yani dalga geçmeye söylüyorum. Evet. Gözünüz görür de şuradaki bu şeye bir mikroskoba da bir nazar edin. Bu da Osmanlı'nın bakterioloji yeri. Orada çalışma yapıyor. Zaten kendisi bakterioloji şahane bölümünden mezun olmuş. Ayrıca orayı da okumuş. Kendisi hem bir veteriner hekim, hem bir biyolog, hem bir yazar. Böyle çok yönlü bir insan. Peki biz bunu niye konuşuyoruz bu gece? Yine gündem yaratacak bir şeyler söyleyeceğiz çünkü. Tabii burada şeyi de atlamayalım. Yani sivil tıp fakültesi diyelim Türkçe anlamıyla. Daha sonra Sorbon'a gidiyor, Paris'te eğitim alıyor ve ondan sonra Enstitü Pasteur'de. Pasteur Enstitüsü'ne de gitmiş, evet. Orada da eğitimini tamamlayarak tekrar vatana geri dönüyor. Evet. Evet. Bir Osmanlı vatandaşı ama. Devam ediyor ama çalışmalar sırasında tabii virolog olduğu için kendisi, yani daha çok yani mikro evrenle çalıştığı için, bir mikro evrenle çalışanlar hep şu soruyu soruyorlar kendilerine. Diyorlar ki mikrosuyla makrosu arasındaki bağlantı nedir diye başladığı zaman, yine Osman Nuri Eralp diyor ki ya bunu ben bakıyorum, makroda da aynı şeyleri görmeye tabii devam ediyorum. Dolayısıyla ben diyor o zaman bu yalnızca dünya dışı varlıklar var mıdır konusuna biraz kafa yorayım. Bunu Fransa'da da geliştiriyor kendisi ve oradaki alimlerle de görüştüğü zaman bir kitap yayınlıyor. Sen devam et. Başka evrenlerde mahlukat, canlı var mıdır kitabının adı. 17 miydi? Evet. Şöyle, evet, 17. Aslında 33 numarayı verelim. 33 numarayı verelim. 33 numara. Bu Osmanlı zamanında, şimdi bunun geldiği çok iyi oldu. Çünkü şunu bilelim. Başka evrenlerde başka canlılar, mahlukat var mıdır kitabını Osman Nuri Eralp ne zaman yazdı? Bu çok önemli. Hani evet. Osmanlı'yı sürekli küçümsüyorlar ya. Bu çok önemli çünkü bu kitabı 1918 yılında, tekrar ediyorum, 1918 yılında ve 42 yaşındayken bu kitabı yazdı. Bu Osmanlı zamanındaki basılmış hali kitabın. Evet. Bir de bunun günümüzde basılmış hali var. O da 17 idi. 17 numarayı verelim. Şimdi burada bir şeye dikkat çekeceğim. Osmanlıca ilk bilim kurgu eseri ilk defa Türkçe'de. Tabii basanlardan Allah razı olsun. Aslında bu şöyle bakmamız lazım. Yanlış bir şey var aslında. Çok bilim kurgu değil bu. Değil değil. Ha, yani orada belki hani ilk bilim kurgu falan demek yanlış olur. Bu aslında bir bilim kitabı. Evet. Evet. Zaten bunu roman havasında yazmamış Osman Nuri Eralp. Gezegenler kataloğu şeklinde anlatmış. Kendi fikirlerini, düşüncelerini, gözlemlerini yazmış. Dünya dışı zeki yaşamın, UFO'ların varlığını kendi de görüp inandığı için zaten bir de bu kitabı yazıyor. Bir de demin hocamın da söylediği gibi bu aslında bilim kurgu kitabı değil. Çünkü niye değil? Bir de iddiamızı da sağlamlaştıralım. Osmanlı Devleti bu kitap basıldığında bu kitaba bir isim vermiş. Fenli roman demiş buna. Tabii. Bilimsel kitap yani. Bilimsel kitap demiş ve bu kitabın içerisinde ki şeylerini hemen kısaca söyleyelim, diyor ki Jüpiter de hayat bitmek üzere, orada hayat var. Diyor ki Jüpiter'in kendisine çok dikkat edin, Jüpiter'in enerjisi insanlığı etkiler diyor. Sonra devam ediyor, diyor ki Venüs de diyor hayat yeni yeni başladı, orada canlılık yeni yeni başladı ve diyor Venüs diyor bundan bir 150-200 yıl sonra aynı dünyadaki gibi diyor bir hayata adapte olacaktır diyor Venüs için. Merkür için çok ilginç bir iddiası var. Dünya yok olduktan sonra diyor Osman Nuri Eralp, insanlık ve diyor oradaki canlılarla beraber her şey diyor Merkür'den devam edecektir diyor. Yine şimdi bu kitapta. Burada beni çok ilgilendiren bir şey Mars hususunda. Mars hocam. Evet. Değil mi? Çünkü diyor ki, bakın kitaptan okuyorum efendim. Mars'ta ise halen bizdeki insan formuna benzeyen bir yaşam formunun olduğu ve gelişmiş bir medeniyetin var olduğu bir yaşam söz konusudur diyor. Hani biz devamlı işte programlarda Mars'ta bir gelişmiş yaşam formu vardır, NASA bu işi biliyordur dediğimiz konuyu bahsettiğimiz gibi Osman Nuri Eralp tarih olarak da 1876-1940 yıllarında yaşamış bir ilim adamı, bilim adamı 1820'de bunu kaleme alıyor efendim. O çok eski bir gelenek zaten Melih'te hayat olduğu ile. Şimdi Süleyman Efendi'nin de böyle bir mektubu. Evet Mars'ta hayat olduğunu Süleyman Efendi'nin. Hatta kayın mekanına gittiğini, ondan sonra bir Ağustos'ta sıcak eve
girdiğinde üstünün sırılsıklam olduğunda, evet, yenge hanımızın, annemizin yani ona ya efendi işte şurası cayır cayır yanıyor. Sen nereden geldin böyle diye. Geldin deyince, evet, Merit'teki kardeşlerimin yanından geldim. Mars değil. Mars biliyorsunuz hep şeytanların, evet, isimlerini koymuşlar gezegenlere. Evet. İleride oraya gideceksiniz. Ve nedir o, insanlık diyecek ki işte tamam dünyadan kaçtık, kıyamet burada kopacak. Hani bu Siyonistin, evet, kafası, evet, evet, var ya. Oraya geldiklerince orada medeni Müslüman az öz bir kavim bulacaklar teknolojiyle ve utanacaklar. Evet. Fakat kıyamete de çok fazla zaman kalmamış şimdi, olacak. Çok sağ olun hocam, Allah razı olsun. Ekleriniz çok kıymetli. Fakat çok bu Mars'la ilgili gecenin bombası olacak sözler söyleyeceğim. Şöyle İnşallah. Ki Osman Nuri Eralp bu Mars'ta hayat vardır derken bir şeye dayanmış bir de kıymetli hocam. Şuna dayanmış, İsra suresi 70. ayet. Biz insanlardan da üstününü yarattık mealine gelen. Yani sadece üstün olan insan değildir mealine gelen bir ayete dayanmış. Yani biz yarattıklarımızın çoğundan insanı üstün kıldık diye İsra suresi, evet, 70. ayet var. Şimdi iki, bu şimdiki söyleyeceğim şey Osman Nuri Eralp dayanmamış Mars olayına. Fakat buna ben deniz dayanıyorum, onu da kendime dayanak ediyorum. Bir başka mevzuyu, o da şu. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri İnci Dizileri isimli kitabında Dürrül, Arapçasının adını da hatırlayamadım. Yani dür zaten inci demek de. Dürrü bir şey. Diziyi de bir şey işte. Evet, inci dizileri kitabında Mars'ta hayat olduğunu, kendisinin oraya gittiğini, hatta oraya imza bıraktığını zaten söylüyor. 300 kişi gelecek ahir, evet, zamanda. Şimdi biz onu gösterdik. Hatta Mars'ta, evet, ileri gidip biz bir ara koordinatlara girip NASA'nın görmediği, arkadaşlar hatırlayacaklar, Araf'ın Ricalleri diye bir kitap çıkarttık, evet, ama ortalık karıştı. Evet. Bu ilimlerden sonra herkes, evet, birbirine düştü, girmeyeceğim oralara. Ve buzlara yazılmış, ya ben o gece yaşadığım sırları anlatamam da, evet, karışır ortalık. Dedim ki bize dedim, konuşacağımız konularda, burası çok önemli, konuşacağımız, evet, konularda dedim, Muhyiddin Arabi lazım dedim. Evet. Bu gece rabıta yaparsak, evet, o kadarını söyleyeceğim. Muhyiddin Arabi'den bir takım belge bilgiler getirmemiz lazım. Evet. Bu insanlar da hava kuvvetleriyle, astrolojiyle ilgilenen sıra dışı, evet, adamlardı. Evet. Sabahleyin NASA'ya girdiler. NASA'nın görmediği, NASA Mars'ı tek tek nokta nokta araştırmış ve hepsine not ki burada hayat, evet, olabilir, burada bitki var, evet, burada suret var diye onların gözünden kaçan bir koordinat gösterdiler. Eyvallah. Dedi ki NASA burayı incelemiş ama ne olduğunu çözememiş. İnşallah dedi, biz inceledik. Google Earth'ten de ötelerde girilebiliyor, evet, ve orada bir buzdağına, buza yazılmış yazıları koyduk, evet, Türkiye'de de yayınladık, evet, hatta orada bir takım insanların şöyle söyler, dünyaya tayyi mekanla, evet, getirildiğini, son deneme, o yüzden insan suretleri biraz farklıdır dikkat ederseniz, evet, pigmeler 1.60'lık adamlardır, 1.50'lik adamlardır, diğerleri yani Adem'in soyunda bile farklı, evet, farklı Ademlerin, evet, soyları, evet, örtüşmüştür. Lütfen devam edin, ben burada şimdi kalayım çünkü. Bir şeyler ekleyeyim ben. Gökçe Kendil demiş ki Osmanlı'ya ilk defa bu yönleriyle bakmak çok güzel oldu. Çok harika konular ve konuklar. Zaman geliyor. Evet, abiciğim, zaman geliyor. Bunlar öğrenilecek. Saklanan bilgiler çıkacak. Şimdi almayacağım. Çok değerli kardeşime, Gülhane Parkı'ndaki bu el yazmaları, eserler nereden çıktı biliyor musun? Nereden? Bugün Türkiye'de metafizik bakım yapan çok değerli bir dostum var. Ona indirildi. Harvard Üniversitesi'nden hepsinin dijital olarak alınmış, el yazmalar çalınmış. Hepsi dijital olarak yenilenmiş, pasparlak yapılmış. Şimdi bizim elimize geçti. Evet. Oradan alınanlar, çalınanlar Amerika'ya gidiyor. Bunların dijital baskıları yapıyor. Şimdi tekrar elimizde. Evet, evet. İlim şimdi, geri dönüyor. Evet. Sahasına geri dönüyor. Aynen öyle. Şimdi bu Mars'la alakalı şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Pardon. Çok güzel bir şey diyor. Buyurun. Habib Kralı yazmış. Demiş ki Kral abi muazzam program oluyor. Anlatılan konular eğitim müfredatımızda da yer alabilir mi? Ne dersiniz? Alır diyor. Yani şimdi tabii ki böyle konular aslında şöyle. Bakın dijitalizmin gelmesiyle birlikte aslında mesafe daralıyor. Yani kime görev düşüyor? Dijital platformlar kuruluyor. TRT Sayın İbrahim Eren yeni bir dijital platform kuruluyor. Veyahut da Türkiye'de işte X dijital platformlar var. Bu konuları icra edecek, bu konuları anlatacak şeylere ihtiyaç var. Senaryolara ihtiyaç var. Yani bunlar nasıl bugün işte Abdülhamit dizisiyle birlikte konuyu öğrendik. Abdülhamit'in kim olduğunu artık gençlik biliyor. Nasıl bugün Ertuğrul dizisiyle bir şekilde Ertuğrul, o Selçuklu'nun
İşte anladık, Osmanlı'nın nasıl kurulduğunu anladık ve bir baktık ki şimdi yavaş yavaş şimdi Barbaros çekiliyor. Mesela inşallah onda da bir şekilde sonra Ali Kuşçu çekiliyor, değil mi? Dolayısıyla şimdi bakın Barbaros'la birlikte inanamayacaksınız hikayelere. Yani o kadar önemli bir yola çıktı ki TRT bu konuda, tebrik ediyorum İbrahim Eren'i. Yani belki yani gerçek anlamda Hollywood'da bulunmayacak hikayeler var. Şimdi bu hikayeler bize ait. Yani dolayısıyla bunlar arkadaşımızın dediği tamamıyla doğrudur. Eğitim müfredatına muhakkak bir şekilde isterseniz bunları yalnızca hani bilim kurgu olarak bile yazsanız en azından ufuk akıllarda açar. Yer eder. Ufuk evet. Açar hiçbir şey olmasa. Bu arada sizlerin söylediği konuyla alakalı bir şey söyleyeyim. Programın başında ben bir Eren'in ismini almıştım. Mustafa Haşim Baba Celveti. Mustafa Haşim Baba Celveti Ankara'yı Maşrık kitabında zaten kıymetli hocamızın söylediği şeyi söylüyor. Günün birinde Erenlerin, yani bu fakirin de diyor kitapları olmak üzere ve Erenlerin kitapları üniversitelerde yüksek ders olarak okutulacak demiş Mustafa Haşim Baba Celveti. Aynen, kitaba geri dönecek olursak Osman Nuri Eralp bu kitapta diyor ki dediğim gibi Venüs'te diyor hayat yeni yeni bu zamanda başladı diyor kendi devrini şey yaparak. 200 yıl, 150-200 yıl içinde daha çok genişleyecek diyor. Merkür için dünyadan sonra yaşam orada olacak diyor. Mars'ı ama başlarken zaten şöyle başlıyor, onu atlamam. Güneşten ayrılan tabii ilk gezegen Neptün'dür. Evet. Aslında diyor yaşam Neptün'de başladı. Başladı ama bir de bak çok ilginç bir şey var burada anlatırken. Utarik, bunu çok bunu çok utarik anlamıyoruz şey olarak hani söylendiği zaman. Osman Nuri Eralp diyor ki Güneş de bir gün sönecek o da başlayacak. Yaşanılır duruma evet, gelecek. Üstünde yaşam başlayacak. Ama bir gün patlayacak ve içine çekilip yok olacak diyor. Bakın o dönem için kara delik diye bir şey yok. Diyor ki bütün gezegenler içine çekilip küçülüp kara delik oluşturuyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla onu bile zaman görmüş ama ismini söylememiş. Evet. Şimdi o kadar kıymetli şeylere değindiniz ki. Fakat ama sen açtın. Allah razı olsun. Çok güzel. Devamında kıymetli hocam sizin bıraktığınız yerden devam ediyorum lütfen kıymetli hocam. Birlikte devamında ekleyerek evet gidelim. Eksik yerler kalmasın. Evet. Evet. Devamında diyor ki ama diyor şu anda Uranüs'te, Satürn'de ve Neptün'de diyor hayat yok. Artık bitti evet diyor. Orada yok diyor. Fakat işte Merkür'e çok dikkat ediyor. Hatta demiş ki bir ifadesi beni çok böyle gönlümü bir şey yaptı. Demiş ki burada demiş dünyadaki hayat bittiğinde ve Merkür'e hayat sıçradığında Merkür'deki insanlar bize bakıp halimize bakıp üzülecekler diye notlarınızda vardır muhtemelen. Bakıp üzülecekler demiş ve şunu söylemiş bir de. Demiş ki ey insanoğlu kendini sen çok büyük bir şey zannediyorsun ve bu yaşadığın hani bu kadar büyük çağları da bir şey zannediyorsun. Diyecek ki dünyanın yaratıldığı günden işte bu Merkür'e hayat sıçradığı ana kadar olan zaman dilimi var ya diyor bu kainatın diyor tarihinde bir satır tutmayacak diye. Aynen öyle. Tabii tabii. Lafın aynen muazzamlığına bakar mısınız? İşte o hani bir an 50 bin yıllık bir sizin indinizde bir gün diye evet, hesabı biliyorsun değil mi evet, orada? Evet. Ne kadar kısa bir zamana geliyor. Dünyanın ömrü bile neredeyse bir günü tutmuyor. Bak aynen kitaptan okuyorum. Diğer gezegenlerde olduğu gibi bir gün dünyada da yaşam büyüyecek, gelişecek ve tıpkı diğerlerinde olduğu gibi son bulacaktır diyor. Yani evet, dolayısıyla buna hazırlık yapmanız lazım. Evet. Bir başka kitaba geçmemiz lazım. Evet, o zaman bir yine başka Osmanlı kitap. Şimdi aslında şöyle söyleyelim. Ben şuradan bakayım. 33 numarayı verelim. Aslında Dünyanın Sonu Nasıl Gelecek kitabı aslında o. Evet, bu kitap dünyanın nasıl sonu nasıl gelecek. Şimdi şöyle bir şey de var bir de evet. 16 numara. 16, 16 numara. Numarayı da verelim bu 16 arada. 16 numara tamam. Bu 21 sayfalık kitabın Osmanlı zamanındaki baskılarından biri. Evet. Küçük da, bir risale da, yani 21 sayfa. 21 sayfaymış risale bu. Risalet. Evet. 21 sayfa. Evet. Şimdi tabii kitabın içinden bir sayfa verelim değil mi Ömer? Evet. 32 numarayı getirmiştim. Onu bir verebilir misiniz? Yani bu kitap alırsınız bakarsınız en azından internette alıştırırsınız. Çok resimleri var. Yani bunun biri gibi bu bir tane örnek. Bunun gibi gök cisimlerinin tüm çalışma sistemini yani aslında var olan tüm gezegenlerin nasıl çalıştığını işte yörüngelerinin nasıl oluştuğunu ve güneşe uzaklıklarını filan hepsini belirlemiş ama kim belirlemiş? Bahsettiğimiz bir virolog. Osman Nuri Eralp. Yani.
Ama bir şeyi kaçırdık ama dediniz ya mikrokozmozu araştırdığı için evet. Makrokozmozu bulmak daha kolay oluyor. Tabii ki çünkü aynısı. Evet. Nüvesi, İsmail Hakkı Aydın'ı yine kulağını çınlatalım. Tabii insan onun nüvesidir diyor ya. Evet. Hani çok hemen vereyim. Beyin hücresiyle ilgili Amerika'da önce Samanyolu galaksisinin haritasını koyuyorlar bizim böyle devasa bir yerde. Evet. Orada herkes heyecanlanıyor. Samanyolu galaksisinin diyor fotoğrafını çektik. Evet. Dehşet bir şey. Hoca tıpçı Beyne bir endeksliyor onu. Kalkıp gidiyor. Öğrencileri koşup geliyor bilgisayarında. Aynı resmi görünce hocam siz daha önceden vakıf mısınız bu olaya diyor. Bu diyor beyin hücresi diyor. Aynen öyle. Samanyolu galaksisi beyin hücresinin tıpatıp aynısı. Şimdi evet. Şimdi evet. Şöyle tabii bunları öğrendi, baktı, dedi ki ha, dünyanın yani aslında kozmosun çalışma sistemi, güneş sisteminin çalışma yapısını tamamıyla çözdüğünü düşünüyor. Ve o arada anlıyor ki dünya dışı varlıklar dünyadalar. Evet onu bazıları. Söylüyor kitabında. Bu başka. Kendi söylüyor. Evet, evet. Diyor ki bizim dünyamızın dışında evrenin herhangi bir yerinden gelen varlıklar bizi ziyaret etmeye devam ediyorlar diye noktayı koyuyor. Çok güzel. Fakat sonunda da diyor ki her canlı bir gün yok olacaktır. Tabii ki. Dolayısıyla 33 numarayı vererek devam edelim. Tekrar o kapağı alalım. Şimdi Ömer, evet. Onun üzerinden bu kitap, bu dünyanın sonu nasıl gelecek? Şimdi bu onu demeden önce kıymetli evet. Hocam, onu demeden önce şunu olması lazım. Şunu söyleyelim. Bu dünyanın sonu nasıl gelecek? Diyor ki Osman Nuri Eralp, bu diyor dünyanın ve diyor gezegenlerin ve diyor güneşin çalışma şekli mekaniktir ve tamamen geometri ilmine diyor tabidir ve diyor tamamen mekaniktir ve bir saat gibi çalışmaktadır ve diyor günün birinde bu mekanizma duracak. Evet. Durduğu evet. Zaman ne olacak? Fakat ondan önce yine gecenin bombası olacak bir söz söyleyeyim. Şurada bir KJ'ye geçelim. Dünyanın sonu nasıl olacak tabii diye, abi, gelecek o diye. Evet. Yürür. Buna geçmeden önce gecenin bombası olacak bir çok önemli bir şey söyleyelim ama bu söz bana ait değil. Kimin sözü yine? Osman Nuri Eralp'in. Bırakın kıymetli dostlar, dünya dışı zeki yaşamı. Osman Nuri Eralp diyor ki Venüs'te ejderha vardı diyor. Zaman zaman geliyorlardı diyor. Tahminim Çinlilerin gördüğü ejderha da onlar mı acaba? Osman Nuri Eralp ejderha var demiş kitabında. Altta şey de diyor hani İngilizlerin ejderhası ve Çinlilerin ejderhası evet. Aynısıdır diyor. Evet. Evet. Osman Nuri eserlerinin kapağında şu sözlere. Şüphesiz bir gün gelecek. O günde şu güneş kararacak. Gözlerin nuru sönecek. Bu zemin ve asuman hep diyor kötü gecenin karanlığı ile örtülecek. Yani gökyüzü asuman. Tabii yok olacak dünya diyor. Asuman gökyüzü. Tabiatın bize ihzar edilecek yani sunacak diyor. Evet. Artık bir yeni bir şeyi yeni hiçbir şey kalmayacak. Ölüm siyah kanatları ile arzı ve diyor tamamıyla kuşatacak ve dünya yok olmaya hazır olacak. Peki bu yok oluş nasıl olacak diye hani bir şekilde kendisini düşünceye yorduğunda diyor ki dünya için birçok kaza yani bir şekilde dünyanın karşılaşacağı 6 tane konu vardır diyor. Tehdit. Bu tehditlerden bir tanesi bir yıldız veya kuyruklu yıldızın çarpmasıyla olacak. Sen devam et. Ben çünkü topu almayayım hele sen konu. Estağfurullah hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Evet. Şimdi kıymetli hocam şöyle Osman Nuri Eralp hoca aslında orada bir sıralam yani hemen ilk anlattığında sıra vermemiş. Fakat daha sonra bir sıra vermiş. Şimdi diyor ki ben diyor doktor olarak insanlarda ve hayvanlardaki hastalıkların diyor tamamının aslında dünyanın ve kainatın kendisinde olduğunu da gördüm diyor. Nasıl bir beyin tümörü varsa nasıl diyor kanser varsa dünya diyor kanserlidir, olabilir veya diyor beyin tümörü gibi diyor hastalıklar olabilir. İşte diyor zaten bu hastalıklar diyor dünyayı bitirecek. O maddelerden biri o. Sonra kıymetli hocamızın dediği gibi kuyruklu yıldız çarpabilir diyor. Nuh tufanı olabilir diyor. Dünya donabilir diyor. Havamız ve suyumuz zehirlenecek diyor. Hastalıklar yayılacak diyor. Bugün bunları konuşmuyor muyuz? Zaten bunları evet. Konuşuyoruz. Gel böyle evet. Devam edelim istersen. Şimdi bunları evet. Bir sıraya koymuş şimdi hoca bir de. Şimdi aslında sıralayalım mı onları? Evet onu arz edecektim. Evet. Buyurun hocam. Evet. Bir yıldız veya kuyruklu yıldız dünyaya çarpabilir. İhtimal çok büyüktür diyor. Soğuktan umumi dünyanın yani bütün dünyanın donmasından bahsedebiliriz diyor. Evet. Tamamıyla donabilir. Donarsa diyor
hiçbir şey sağ kalmaz. Bunu ozonun azalması, işte oksijenin yok olması falan diye uzun uzuya anlatmış. Havanın zehirlenmesinden bahsediyor. Yani herhangi bir şekilde oksijenin yok olmasından dolayı hava zehirlenebilir. Beşinci maddedeki diyor ki azot gazının yok olmasıyla birlikte diyor havadaki diyor oksijen yok olacaktır diyor. Ve altıda da diyor ki hasarlı bir kaza, hastalık, bir ihtiyarlık durumunda yani dünya ihtiyarlayacaktır diyor. Evet. Buna hazırlık yapın diyor. Ve dünya diyor bir şekilde yok olacaktır diye ama, yazmış. Ama kıymetli hocam enteresan da bir şey söylemiş. Orası çok önemli. Yani kıymetli kardeşler orayı atlamasınlar hocam. Özür diliyorum sözünüzü kestiysem de bu lütfen, arada. Fakat şöyle hani orası önemli. Çünkü hoca orada Osman Nuri Eralp hoca orada şunu söylemiş. Bura bitecek ama dünya için. Ha genel kıyameti zaten anlatmış eserinde tüm kainat için ama dünya bittiğinde diyor hemen bitmiyoruz diyor. Merkür'deki oradaki canlılara diyor katılıp bir süre daha devam edeceğiz demiş. O yüzden bu siyonistler diyoruz ki sürekli hani, Mars diyorlar. O da hiç Merkür dememişler. İlginç yani. Mevzuları buradan biliyorlar. Hani diyorlar ki yan şeye gezegene kaçalım ki kıyamet burada koptuğunda medeniyeti kendimize göre orada devam edelim. Evet. O muhabbet de buradan geliyor zaten. İşte orada bir şeyleri saklamaya mı çalışıyorlar ne yapıyorlar? Buradan bilgiyi topluyorlar kozmogoloji. Peygamberlerden gelen ilim var. Ondan sonra anlıyorlar kendilerine göre yorumluyorlar. Kaç program yaptık Ertan abiyle? Geçen iklim mevzusunu yaptık. Evet. İşte, bu su çağı dedik, manyetik kutuplar dedik. Aynı şeyleri hocam, konuşuyoruz. Bir şey arz edeyim çok önemli. Fahrettin Razi Hazretleri meşhur tefsir sahibi rahmetullah aleyh. Niye dedi ki astroloji ilmi İdris aleyhisselamın ilmidir? Ve niye dedi ki bu ilim aslında vahiy ilmidir? Tabii. Peki şu anda bakın öyle olmayanları tenzih ederim. Hepsinin ellerinden öperim. İlimlerine saygım sonsuz bak öyle olmayanları. Fakat astroloji ilmi maalesef sahtekarların ve dolandırıcıların eline de orada de var. De geçtiği için şöyle görülmüş. Ya işte magazine düşmüş artık. Hafta sonları gazetelerin eki işine kadar düşmüş ama hal böyle değil. Bu ilim acayip bir ilim. Astroloji, i̇şte, astronomi. Şimdi şöyle konuşuyoruz ya münazarada. Ehlinde olduğunda ve sünnete uygun, Kur'an'a uygun olduğunda, gittiğinde ve alimine, ilim adamına yakıştığında ve orada kaldığında. Evet. Çoğu orada da kalmadı. Öğreniyor adam. Bize de çok zamanda vef kitapları şunlar bunlar getirdiler. Yani senin ilmin buna geldirdi. Hepsini kaldırdım attım. Evet. Çünkü dedim ki yani siz bunun içerisinde bir sürü hurafe sokmuşsunuz bu ilim kitaplarının içerisine. Biliyorsunuz kristallamadan tut da bilmem neye saçma kadar para şeyler, bulmaya, adamı ayağına getirtmeye falan. Ya. Geç. Peygamber ki Efendimiz, vardır böyle şeyler. Ağzına sağlık güzel abi. Peygamber Efendimiz özellikle bunu tehlike gördüğü için dikkat edersen kendi sahabesine ve ilmiyle, ilmin şeyiyle nedir o cifirle, evcetle çok uğraşan yok. Hazreti Ali Efendimizin ilmidir o. Aynen öyle çünkü taşıyor. Evet. Ve çok yüksek bir havasa veriyor. Evet. Havasül havasta. El havasta kaldığı zaman çok yakışıklı oluyor. Fakat hocam çok önemli yine gecenin inşallah sözü olsun. Osmanlı'da dünya dışı zeki yaşam var mı yok mu diye iki tane önemli adam tartışmış. Ama o kadar önemli ki bu iki adam da kıymetli hocam. Bir, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi. Reklama gidiyoruz. Kimler olduğunu biraz sonra söyle. Eralp'in son sözünü, kitabını bitirdiğindeki son sözü diyor ki ben bu kadarını söyledim, doğrusunu Allah bilir diye maşallah kapatmış. Celle efendim, çok teşekkür ederim. Bir reklam arasına gideceğiz. Çaylarımızı tazeliyoruz ve kaldığımız yerden Osmanlı'da dünya dışı varlıkları konuşacağız efendim. Ufak bir reklam arası. Efendim TV 100 ekranlarında güzel, kayıt dışındasınız. Bu hafta konuklarımız araştırmacı yazarlar Hakan Yılmaz Çebi ve Ömer Faruk İspir'le gizemli konuları konuşuyoruz. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı'da acaba kozmolojiyle ilgili neler konuşuldu? UFO bilimi var mıydı? Dünya dışı zeki yaratıklarla ilgili, varlıklarla ilgili kayıtlar var mıdır? Bunları masaya yatırıyoruz. Ömer kaldığın yerden istersen devam et. Orası gerçekten de çok heyecanlıydı. Orada da reklama gittik. Şimdi şöyle iki önemli insan dünya dışında zeki yaşam var mı yok mu kıymetli hocam konuştular. Tam onu söyledik reklama gittik. Kimdi bu dedim? Ebu Suud Efendi. Kim Ebu Suud Efendi? Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislam'ı. Peki soruyu soran kim? Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman. Ne sordu? Dedi ki
Şeyhülislam Hazretleri, dünya dışında, yani bizim bu bulunduğumuz dünyanın dışında bir canlı var mıdır? Yani Osman Eralp'in sorduğu soruyu, Osman Nuri Eralp'in sorduğu soruyu sordu. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi de dedi ki, sultanım haklısın, vardır. Çünkü dedi ben tefsirimde, Ebu Suud tefsiri bugün basılı haldedir, herkes ulaşabilir. Tefsirimde dünya dışındaki, tabii dünya dışı zeki yaşam ifadesini kullanmıyor, şunu kullanıyor. Dünya dışında bir canlılık ve yaşam olduğunu tefsirimde ilmi delilleriyle izah ettim, doğru söylüyorsunuz. Delilleriyle diyor. Evet, Ebu Suud Efendi evet. Tefsirinde. Evet. Ebu Suud Efendi tefsirine baksınlar. Şeyhülislam diyor ki Kanuni Sultan Süleyman'a delilleriyle ispat ettim. Yeryüzünde canlılar olduğu gibi gökyüzünde de uçan ve hareket eden canlılar olması mümkündür hünkârım diyor. Evet. Efendim son dakika haberi var. Evet, Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi ses bombası atmış ve 53'ün üstünde Müslüman yaralı. Evet, Hakan Yılmaz Çebi. Şimdi ben İsrail'in de... şifresi kitabını yazan birisi olarak... Gösterelim bu kitabı. Evet abi. Efendim Hakan Yılmaz Çebi'nin İsrail'in şifresi kitabı. Şimdi İsrail'in bu gelişmelerde ne diyorsun? Şimdi değerli abim, İsrail'in planında yeni baskılar oluyor. Bunlarla bağlantılı. Şaşırmadık. Bu şeytan, Siyonist şeytanı, dikkat ediyorsunuz. Belki birazdan görüntüler gelir. Biz neyi bekliyoruz şu anda? Ya biraz duyarlı olmak, neyi bekliyoruz? Ramazan'ın son 10 günü dünyanın en duyarlı olduğu an. Eskiden gayrimüslimlerin bile saygı duyduğu, az da olsa saygı duyduğu ve Kadir Gecesi, Kur'an'ın inme günlerini rikkatte ve dikkatte hassas olduğumuz bir anda, bir günde, her sene Ramazan'da bunlara alışık olduğumuz bir şekilde bu son 10 günde de bu terörü, bu Siyonist terörü, bebek katilliğini, az evvel Allah aşkına ne gösterdik ya? Cenab-ı Allah'ın izniyle ne gösterdik? Orada kutsal tabutu gösterdik. Ve şeytan dedik, sen bunu arıyorsun. Tanrı'nın gücü yanında olsun diye göstereceksin. Nedir o emaneti, sahip çıkacaksın. Onda dedik, Tevrat'ın ilk 10 ayeti var. Yani Tevrat'ın özeti var. Öldürmeyeceksin. Ne kadar tevafuk değil mi abi? Ne dedim ben sana? Ya ne dedin sen tabii. Bana? Ne kadar bak, şuradaki üçlü yüreği elinden geldiği kadar güzel tutmaya çalışan adamları Cenab-ı Mevla ispatı delil ettirdi. Evet. Sen ne dedin ki orada öldürmeyeceksin? Onlar oraya demiştin. Bu tapınak kanunlarında da evet, bunu yapmışlar evet. Zaten. Madde madde var. Evet. Baba Kama, Ketbobat, Yebomat maddelerinden nasıl çekmişler kelimeleri? Gayri Yahudi'yi diyor orada, diyor öldürmeyeceksin. Evet. Gayri Yahudi'ye tefeci vermeyeceksin. Ya bunlardan Tevrat'ın biraz edebinde adabında giden kardeşlerimiz de muzdarip. O yüzden 50 bin kere söylüyoruz. Müslüman alemine de Musevi'yi ayrı tutun. Yani Musa şeriatına gidip kalbi Muhammediliğe yani açık. Yani aslında şöyle diyelim. Antisemitik lütfen. Olamazsınız. Evet. Bu masa antisiyonizme karşı olabilir. Ama antisemitik olamaz. Çünkü antisemitizm bizim başka dinimize şey. De yakışmaz. Evet. Tabii, çünkü biz öldürmeyeceksin deyince tüm dünya insanını anlıyoruz. Anlıyorum. Siyonistler gibi yalnızca kendi ırkını anlamıyoruz. Evet. Yani şimdi değerli abim, şimdi burada da bu olayı duyunca, sayın yapımcımız da konuyu getirince hepimiz hassaslaştık. O kadar güzel bir konudan gidiyorduk ki sevgili Ömer'le birlikte. Bu sanki bu da bize sabotaj gibi oldu. Ama bunu burada bırakmayacağız. Bak, size de rica ediyorum. Ben de buradan Ömer'i de bırakmayın. Bu ilimleri de bırakmayın. Ömer, sen de bu konuları Allah aşkına zaten bu bırakma. İlimler zalim İsrail'i ve Siyonizmi yıkacak. Yıkacak. Evet. Bunlar yıkacak ve bunlar hep bizden alındı. Ha, ilimde yarışacaksınız. Tabii. Biz kimseyi kötü görmüyoruz. Müşriklü bir maşrik. Allah'ın ilmi. Yani Allah'ın ilmini 50 küflardan da gidebilir, sahibi odur. Ama ekleyeceğiniz var mı? Hocam şunu diyecektim hocam. Buyurun. Estağfurullah, şöyle. O Siyonistler ya da işte o Siyoncular utanmazlar ama kıymetli hocam, ben yine de onlara buradan sesleneyim. Her yeri dinliyorlar, her şeyi dinliyorlar. Bu programdan da haberleri vardır. Diyorum ki Sultan 2. Abdülhamit Han, o sizin sevmediğiniz, nefret ettiğiniz 2. Abdülhamit Han Yahudi tebaaya onların dini bayramlarında sepet sepet kapılarına yemek bıraktırıyordu. Evet. Çünkü aziz şanlı Türk milleti masum insanlık için, başta Allah rızası için, sonra da masum insanlık için her şeyi yapıyordu. Onlardan inşallah bir ders alın, ibret alın inşallah Abdülhamit Han'ın o ahlakından. İki, Siyonistler için diyorum. Üçüncü diyeceğim şey de şu. Sultan... Aynısını Beyazıt için de söyleyebiliriz. Evet, aynen. Tabii. İkinci Beyazıt da Yahudileri aldı getirdi. Onlar insanlık yaptılar. Tabii. İnsanlıklarının gereğini yaptılar. Ama
Sultan II. Abdülhamit Han, hemen hızlıca anlatayım, bu çok önemli çünkü gerçekten hocamın dediği gibi hassaslaştık. Moşe Levi'ye Yahudilerin İstanbul'a gelişlerinin 400. yılı kutlamalarını yapmalarına izin veriyor. Moşe Levi kim? 2. Abdülhamit Han zamanındaki haham başı. Ve diyor ki siz haham başılıkta bir defter açın ve bu deftere de diyor bütün şeyler diyor Yahudiler imza versinler, bir şeyler yazsınlar, hani duygularını yazsınlar, Osmanlı'ya teşekkür etsinler demek istiyor. Yani evet. O kadar aldık geldik. Moşe Levi'ye perde arkasından diyor ki Sultan II. Abdülhamit, çünkü Moşe Levi bir isim daha var, Maak Yavurmanyan. Maak Yavurmanyan da Ermeni masası sorumlusu, Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın, o da Ermeni patriği o dönemin. Çok güzel. Moşe Levi de Yahudi milleti sorumlusu, Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın, ona da perde arkasından diyor ki bak diyor haham başı, sana bu listeyi. Onlar çünkü hani şu anda şey deniyor ya, Pax Americana. Evet. Şimdi mesela onlar da Sulh-ü Osmaniye'ye, yani Pax Ottoman'a inanıyormuş Moşe Levi ile Maak Yavurmanyan. Yani Osmanlı'nın insanlığına inanıyorlarmış işin özünde. Ona diyor ki bak diyor Moşe Levi, deftere imza atmayanları sıkı takip edeceğiz, haklarından geleceğiz, bir ayrı liste hazırlayacağız diyor. Tabii bir istihbarat toplamak tekniğidir. Çünkü onlar diyor Osmanlı Devleti'nin yıkılması için uğraşan Siyonistler ve tapınakçılardır diyor ve gerçekten listeyi imzalamayan 100 kadar mason o gece tutuklanıyor. Bu 100 masonun da tutuklanması ile ilgili Vahdettin Engin Hoca'nın 2. Abdülhamid'in İstanbul'u isimli bir kitabı var. Orada bir gece yarısı 100 masonun tutuklanması, buna karşı cevap olarak orada geçer. Yani Hünkar Hazretlerinin fermanıdır, 100 mason tutuklansın diyor. Hemen soruyu başka yere. Bunun, yani bunlar yavaş yavaş bir şekilde hani öngördüğümüz aslında olaylar. Tabii abi, sürekli konuştuğumuz olaylar. Bir şekilde sistemi yok edip tapınak arazisinin hepsini, Salomon, yani Salomon tapınağını bir şekilde Müslümanlardan bir şekilde dışarı atıp kendileri ele geçirmeye çalışmaya başladıkları aslında hareketlerden bir tanesi. Çok güzel. Biraz uzattım bir İslam ama. Çok güzel şey yaptın abi. Bir İslam'ın ruhuna, çünkü oluşan ortak bir hal var. Ramazan ruhu var şu anda. Ve işte ne duru oradaki... Şehit olanlara Allah rahmet eylesin. Aynen öyle. Bir ruha tecavüz var burada. Ruhuna zarar veriyorsun. Bir de bedenine zarar veriyorsun. Çünkü burası Mescid-i Aksa. Tabii. Burası Miraç Mahalli. Bir bedene tecavüz var burada. Bir de oluşan o ruhi dinginliğe, yani Ramazan ruhuna, intifadaya... Hocam, size bir soru sorabilir miyim tam bu noktada? Saddam Hüseyin'i... Gerçi Ramazan'da değildi, Kurban Bayramı'nda asmışlardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii, doğrudur. Bu da aynı mantık üzerinden bir olay herhalde değil mi? Zaten bu kelimeyi o yüzden seçtim. Dedim ki bak bir ruh oluşuyor. Evet. Bu akşam da biz bir sinerji, bir ruh oluştururuz. Kendi kelimelerimizi kullanırsan bir ruh oluşturduk. Yani hafızaya geri dönüyoruz. Sevgili Ertan abinin de çabalarıyla fizik ve metafizik diyoruz. Hard diskimize geri dönüyoruz. Biz neydik? Ne olduk? Ruhumuzda, bedenimizde ne vardı? Burada bir şeyi atlamamanız lazım. Şimdi sistem kötülük üzerinden başladığı zaman muhakkak cevabını bulur. Evet. Şimdi şundan bahsetmiyorum. Yani bir şekilde İsrail polisi bomba attı, sen de git bomba at değil. Şuurlanma başlar. Evet. Yani aslında kötülük gibi yapılan bütün işler bu işte... Yani Müslümanların birlik olmasını ve şuurlu olmasının da bir şekilde başlangıcı olacak. Abi bu strateji zekası. Evet. Bak şimdi seninkisi strateji zekası. Aynen öyle. Birisi bakar buna yılgınlık alır, der ki ulan her sene geliyor İsrail bizi dövüyor, sövüyor, yanına kar kalıyor. Sen olayı dersin ki eğer bunun arkasını getireceksek, az evvel neyi anlattık? Büyük Türkiye'yi anlattık. Evet. Hinterland'ını anlattık. Adriyete'ye kadar dedik. Ve içi doluyor dedik. Hakikaten boş değil. Safa yatan bir Türkiye var ama tikasıyla... Asla saf değil ve, tabii. Ya geçenlerde bizi aldılar getirdiler, söyleyemeyeceğim. Libya'da, Mısır'da yetiştirilecek, ticaret yapacak çocukları gösterecekler. Yani şimdi şöyle, bu çocuklar yetiştiriliyor... Ne yapacaklar? Peygamber Efendimiz'in mesleği neydi bizim? Tüccar, tacir. Ha, dünyada şey neyle dönüyor? Para. Çocuklar. Artık biz çocukları bilim adamı yaptığımız gibi tüccar yapıyoruz. O Libya'daki çocuklar geri dönecek. Burada yetiştiriliyorlar. Ondan sonra benim de akrabalarım Libya'da ticaret, Libya'da şey yapıyorlar, müteahhitlik hizmetleri yapıyorlar. Asker çocukları bunlar. Tugay komutanlarının çocukları. Çoğu asker çocukları. Hem manevi, hem askerlik yapıyorlar, hem ticaret yapıyorlar. Biz
Yani burada Friedman'ın da söylediği gibi Türkiye diyor sahasına hem de daha da büyük diyor. Hadi bir strateji verdim orada, dedim ki hem askeri hem siyasi stratejilerle diyor geri dönüyor diyor. Hocam tam bu noktada bir şey söyleyeceğim. Sizin kıymetli fikrinizi çok merak ediyorum. Estağfurullah. Kıymetli Ertan hocamız da mutlaka bir şey diyecektir. Çünkü onun da fikrini çok merak ediyorum. Tam bu noktada bundan işte bir ay kadar önce Mesih geldi dediler İsrail'e. İspanya'da yetiştirdiğimiz ve 26 yaşına getirdiğimiz Mesih'i İsrail'e geri getirdik dediler. Ne buyurursunuz? Tam bu olayların gölgesinde nasıl yorumlanır bu? Deccal Mesih. Yani normalde böyle bir ara Irak'tan da böyle bir genç. Niye bunlar çok olduğu ve arka arkaya geldiği konusu daha önemli bir konudur Ömer. Evet. O da niye biliyor musun? Zaman çok kısaldı. Onlar için vakit çok her şeyden daha önemli. Tabii. Onun için Aşkinaz Yahudisi, bir Sefarat Yahudisi, bir Mesih geldi ve bunu deklare ettiler. Ama deklare ettikleri acaba o mu yoksa hani hedef mi şaşırtıyorlar? Bak, hedef mi şaşırtıyorlar? Bence çok daha önce bu iş zaten olmuştu. Şimdi bundan sonra neye ihtiyaç var? Dünya çok hızlı bir şekilde, bakın bu işte küresel salgınlar da dahil olmak üzere, çok hızlı bir şekilde başka bir şeye evriliyor. Artık önemli olan şunun üzerine, hani bunu 10 yıllardır söylüyorum. Önemli olan onlar için kalabalık dedikleri insan nüfusunu azaltmak. Tabii. Dolayısıyla bütün konu bunun üzerine. Ama ne olursa olsun herkes kendi referansından hareket ederek yola bakar. Referansları ne? Muhakkak Süleyman Tapınağı'nın oluşturulması. Ne konuştuk bugün sanki bu konuları biliyormuş gibi, değil mi? Yani İlahi ne konuştuk? İlahi bir trafik var. Ahit sandığını konuştuk. Evet. Şimdi şöyle bakalım, neye konuştum. İhtiyaç var? Bir, Süleyman Tapınağı çalışmaz ki tapınak ahit sandığı olmadan. Ahit sandığı olmadan bir şey daha, yanına bir şey koyacaksın, bir de Mesih olacak onlara evet. göre. Yoksa bu iş çalışmaz. Dolayısıyla bu işin daha da hızlanacağını, bu tecavüzlerin daha da çok olacağını yakın zamanda göreceğiz. Aynen öyle, bir şey ekleyeyim. Şimdi Theodor Herz için ne denir strateji olarak? Theodor Herz için... Yani Abdülhamit'in sonuna gelen o evet. Siyon tefrikasının içeride Ermenisi, yani taşına germesini kastediyorum. Tebe-i Sadık'a değil, stratejiyi biliyorum. Ne diyor? Ya biz diyor Mehdi yani Deccal Mehdi gelecek diye bekleyeceğiz diyor. Bu gidişte zor gelir. Biz diyor siyasi Mehdi'yi oluşturalım. Siyasi Mehdi'liği oluşturalım. Yani bir siyasi Mehdi çıkaralım evet. ve ona bir ülke. Filistin kitabında biz bunu anlattık. Filistin'i İngilizlerle birlikte nasıl organize ettiler? Şimdi mutlaka aslında kendilerine göre, burada, kendilerine göre aslında devletleri, burada bak, aslında devletleri tabii, orada şimdi, değil kendilerine göre. Başkasının daha tarihini istiyorlar. Bakın başkasının tarihini, yani ben geçenlerde bir tweet yazdım, çok da sevdiler, dedim ki eğer kendi tarihini yazmazsan bir başkası senin tarihini yazar, sen de onu gerçekmiş sanırsın. Hocam, aynı evet. tarih bak Ömer, evet. Theodor Herzl için de geçerlidir. Theodor Herzl denilen adam... Yani aslında Siyon kongrelerinin başındaki acayip filan tamamıyla uydurma. Yani hatta adam şöyle söyleyeyim, yani gerçek bir Müsevi bile değil. Oğlu sünnetli değil ya. Sonradan sünnet olan bir oğlu bütün var. Ailemi, ailemi, yani dolayısıyla tam hatta şöyle bakın. Ama tam Dreyfus, işte. Dreyfus olayı gibi bir olayla karşılaşacak, onu getirecekler. Bunu çok anlattım, daha kısa keseyim. Yani aslında karşımızda kişi bir şekilde ikonlarla kavga ediyoruz. Yani ikon ne önümüze koyuyorlar. Hocam. Theodor Herzl böyle dedi o. Öyle değil. Olayın arka mekanizmasında çalışan makineyi yakalamadığımız sürece bu konunun özünü mesela Abdülhamit Theodor Herzl konusu tamamıyla hani o konular yanlıştır, doğru değildir diye defalarca söyledim. Yine söylemeye devam ediyorum. İsrail'in kurulma operasyonunda asıl konu Yahudilerden daha çok tapınakçılara aittir. Yani masonik operasyondur. Makineyi yakalamışsın. Yani harika. Asıl konu, makine asıl bu, konu, makine. İlk göç, herkes ilk göç, İsrail'e evet. ilk göç, işte şu çok Osmanlı, güzel. Yok efendim ilk göçün başladığı yer, bakın çok net söylüyorum, Rusya'da yapılmıştır. Bir mason locası tarafından yapılmıştır. Çok, çok bunları bilmediğimiz sürece neyse. Şimdi ya hayır, şurası var ya çok değerliydi. ya Allah o kadar razı çok olsun. Anlattım ki şimdi bunları. Ama hatırlatmak tabii. lazım.
Theodor Herzl'in arkasını bilmezsek, o kuklayı, evet, makineyi bilmezsek... Aileler yani, var arkasında. O pagan. Hadi biraz daha anlatayım o zaman. Söyledik. Çözemezler mi? Theodor Herzl'in ailesi. Yani katlettiler, o yüzden kız, hocam. İki kız ve oğlu aynı Kennedy'ler gibi yok edilmişler. Ya. Yani birisi uyuşturucudan, birisi toplama kampından, oğlu intihar etti, torunu intihar etti. Yani Kennedy'ler gibi Theodor Herzl dahil herkesi yok ettiler. Çünkü niye? Eğer bir soy devam ederse gerçekler çıkacak diye tüm soyu yok ettiler. Aynı Kennedy ailesi gibidir. Hocam size bir şey sormak istiyorum. Evet. Hemen Ömer bırakacağım. Olaylara bakıyorum. Devam ediyor, dikkat ederseniz değil mi? Orada silahlı çatışmalar var. Ateş ediyorlar. Canlı mı bunlar? Tabii Sayın canlı. Rejim. Canlı. Şu evet, anda biz, evet, canlı. Değil mi? Biz, evet, yeni görüntüler. Biz yayındayken veriliyor. Çok teşekkür ederiz. Bakın direniş var orada. Devam evet. ediyor. Evet. Şimdi hocam zatenizin engin bilgisinden istifade İnşallah. Etmek için ve gerçekten de sizin yorumlarınızı çok çok önemsediğim için bir şey sormak istiyorum. Programın ortasında Takiyettin Rahsat'ı uzun uzun anlattık. Hani demişti ya, geleceğe görmemiz lazım, yeni bir astrolojik devre giriyoruz. Tam da bu noktada Takiyettin Rahsat şu anda olsaydı ne derdi? Size yani olsaydı sizce ne derdi? Şimdi ne derdi konusundan daha çok şunu söylemek Kudüs'e lazım. Gireceksiniz derdi. Şu anda bakın şunu yapmadığımız sürece bakın Müslümanlığın var olma sebebi artık ırkların bir şekilde hani insanların kendi var oldukları kimliklerinin hepsine diyor ki hepiniz insansınız. Aynen İster öyle. Zenci ol, ister Yahudi ol, istersen puta tap. Ben sana tebliğ ederim, gelirsen bu şemsiyenin altına girersen çünkü hepimiz eşitiz diye evet, çıktı. Aynen öyle. Bunu aynı zamanda Hazreti İsa ile başladı. Çünkü sistem değişti. Hazreti Musa döneminde sistemde ırklar yani diyordu ki sen Yahudisin, bu dine aitsin, öteki paganist filan. Bunları Hazreti İsa ile başlayıp ve değiştirildikten sonra Müslümanlığın gelmesiyle birlikte hepsi bir şemsiye altında toplanmasını evet. istedi. Çünkü dedi ki yaratıcı yani Allah dedi ki hepiniz birsiniz. O yüzden, ırkın, evet. mezhebinizin, renginizin hiçbir şeyin anlamı yok. Evet. Yani hepiniz bu şemsiyenin altındasınız. Peygamber bir yandan da anlatıyorsun Tabii. aslında. Tabii aslında hadislerden bakıyorum. Çok değerli analiz. Şimdi evet, çok oldu. Yani şöyle bu süreçleri yakından takipçisi olacağız. Konu hani konuşsak bu konuyla ilgili işte ortadaki gördüğünüz kitapların çoğu bu meselelerle ilgili evet. değil mi Hakan? Yani şimdi şu anda Deccal'ın askerleri de öyle. Bravo, izleyicilerimize söz verdiğimiz konuya geri dönelim. Evet. Çünkü çok az vaktimiz kaldı. Evet. Bahsetmek istediğim bir konu var. 14 numarayı bir ekrana verirseniz sen de çubuğunu al ve çık bakalım. evet, çok... evet. Sultan Murad'ın rüya mektupları. Pardon, 13'ü yanlış ben evet, söyledim. 13. Sevgili reji. 13'ü vereceğiz. Bu arada o şey değişirken şunu arz edeyim. Ebul Hasan Harakani Hazretleri ne diyordu? Bu dergahın kapısını çalan insanların inancını sormayın. Kim olduğunu sormayın. Ekmeğini ve suyunu verin diyordu. Siz işte onun şerhini yaptınız aslanlara, az önce. Kıymetli hocam Allah razı olsun. Aslanlara odun olsun. Taşıttıran adamdır. Evet evet aynen öyle. Şimdi bu çok enteresan bir kitap. O kadar enteresan bir kitap ki. Aynı Osman Nuri Eralp gibi. Onun kitabı da hani kitapları da hani Osmanlı Devleti'nde fenli roman olarak adlandırılmıştı ya. Bu kitapta rüyada terakki ve medeniyeti İslamiye'yi rüyet kitabı Ömer, da... Ömer son 3 dakikamız evet, Osmanlı öyle toplaman evet, lazım. Osmanlı Devleti'nde fenli roman olarak adlandırılan bir bilimsel kitap. Şimdi Molla Davutzade Mustafa Nazım Erzurumi, bir daha söylüyorum Molla Davutzade Mustafa Nazım Erzurumi, bu gördüğünüz kitabın yazarı efendim. 1913 yılında bu kitabı yazmış ve Molla Davutzade Mustafa Nazım Erzurumi'nin kim olduğu bilinmiyor. Hayat hakkında bu kitabı hazırlayanlar da araştırma yapmışlar. Bendeniz de araştırma yaptım. Molla Davutzade Mustafa Nazım Erzurumi'nin kim olduğunu bulamadım. Kuvvetle muhtemeldir ki bir zaman seyyahıydı kendisi. Çünkü kim olduğu bilinmiyor. Peki bu kitap neyi anlatıyor? Rüyada Terakki ve Medeniyeti İslamiye-i Rüyet. 1913 yılında yazıldı. Bu kitapta 1913'ten 400 yıl geriye gidiyor. 1913'ten 400 yıl sonraya gidiyor. Yani aslında zamanda yolculuk evet, yapıyor. 24. yüzyıla geliyor. Evet.
2300 evet. yılında olacak olan şeylerle alakalı enteresan şeyler yapmış. Diyor ki öyle zamanlar gelecek ki diyor lokantaya gittiğin zaman masa sandalye olmayacak, seni gördüğü zaman birden belirecek diyor. Masa sandalye şu yemeği istiyorum diyeceksin, masadan o yemek çıkacak diyor. Olmuyor mu? Oluyor evet. Hologramik çit 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 evet. diyorsun. Ondan sonra diyor ki başka çok İstanbul'a geleceksin diyor. Köprüler var, hatta üst üste köprüler var. Üç katlı köprüler kurulacak uçan diyor. Uçan arabalar var diyor. Uçan gittim arabalar diyor. Olacak ve evet. diyor üstümüze diyor uçacak elbise giyeceğiz. Ondan diyor uçacağız diyor. Geleceğin diyor benzini su olacaktır diyor. Bir de enteresan bir şey daha yani söylemiş. Hidrojen oksijen ayrılacak. Evet. Tamamlayalım. Oradaki hidrojen yakıt olarak kullanılacak. Evet. Onu söylüyor ve bir de diyor ki artık diyor bu benim geldiğim çağda ben gördüm ki insanlarda diyor beyin hastalığı, beyin tümörü diye bir şey veya işte yorgunluk, aşırı yorgunluk, beyin yorgunluğu gibi bir şey kalmamış. Çünkü hastaneye gidiyorsun hemen sana bir hap veriyorlar, iyileşiyorsun diyor. Kim diyor? Molla Davutzade Mustafa Nazım Erzurumi. Bir cümlede şunu söyleyeyim. Molla Davutzade Mustafa Nazım Erzurumi 1913'ten 400 yıl geriye gitmişti ya. Evet. Orada ilginç bir şey yapıyor. Dedesi Molla Davut'u alıp 1913'ten sonraki 400 yıla götürüyor, beraber seyahat ediyorlar. Program bitti. Tam evet. burada bırakalım. Bir dahaki sefer bu konuları daha da derinleşeceğiz. Evet. Seni böyle alalım. Efendim bu haftalıkta bu kadar. Hakan Yılmaz Çebiye ve Ömer Faruk İspir'e teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bize katkıda bulunan tüm dostlarımıza, yazan, soru soran tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Son cümlelerimiz şöyle olsun efendim. Hiç kimse ama hiç kimse... Gerçekleri görmek istemeyen kadar kör değildir demiş İbn Sina efem. Hayırlı haftalar olsun. Bir dahaki hafta yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederiz efendim.